Ve bugün sadece görünmeyen varlıklar şeytan olmaz. İnsanların arasında da şeytanlar var. Ya muazzam bir itiraf, şu an tarihi bir şey yaşanıyor. Aslında bu arada masa bu sohbetlerinde. Bu bilinen bir şey, inanın bilinen bir hayır, şey. Hayır, devletlerin öyle şey. Ama ya bir komutanın gelip de... Nevada'daki Amerikan birimlerinin olduğu karargahlara girmek adına bizim bazı arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Onların söylediğine göre, abi diyor 6-7 kat aşağıya kadar inebiliyorsun ama 6-7 kat aşağıdan sonra asaya boyuta çıktığınızda ve o boyutta korktuğunuzda beyin sizi otomatik olarak geri çağırır. Bu 8'de ayetel kürsi kilit sistemini mutlaka ama mutlaka yapın. Yani 8 ayetel kürsi okuyun. Ama nasıl? Korkarsanız zarar görmeye başlarsınız. Diyelim ki dayanamayacağınız şekilde sizi korkutmaya başladılar. İsteyen isteyene büyü yapabiliyor mu ya hocam? Bu kadar basit mi bu işler i̇steyen, ya? İsteyen isteyene büyü yapabiliyor ama isteyen isteyene büyü yaptığı zaman isteyenin istediği gibi büyü tutmuyor. Ay tüylerim diken diken, yemin ediyorum size. Yani büyü yaptığınızda... Gözünüzün önünde mi oldu bu yani? Herkese selamlar. Yönetmen Emel Keleşoğlu ile birlikte hazırladığımız Masa Sohbetleri'nin yeni bölümündeyiz. Konuğum araştırmacı yazar Kürşat Berkkan. Hoş geldin. Hoş sevgili bulduk. Kürşat. Daha önce de yapmış olduğumuz yayınlar var. Ama çok enteresan bir eğitimin var Türkiye'de. Bence eşi benzeri olmayan. Çünkü Pakistan İslam Enstitüsü'nde de eğitimler alıyorsun. Buradaki eğitimlerini ek olarak. Evet, almıştık diyelim. Yazmış oldu. Aldın tabii zamanında. Orada çok tanınmış Havas hocalarından dünya çapında almış olduğun eğitimler var. Bugün de hem astral seyahat gerçeğini hem Havas ilmini konuşacağız. Türkiye'nin en iyi bilen isimlerinden biriyle. Çünkü çok hani astral seyahat yapıyor muyuz? Yaptığımızı nasıl anlarız? Kafaya koysak ya ben de astral seyahat yapacağım desek yapabilir miyiz? Bunları soracağım. Havas ilmi de İslam kültüründe var olan gizli bir ilim. Gizli bravo, ilimlerden evet. Bir tanesi. Üstelik bu görünmeyen, yani dünya boyutuyla görünmeyen metafizik varlıkların da kullanıldığı, onun yöntemlerinin içinde olduğu bir ilim. Bunlardan nasıl korunuruz, nasıl kullanılıyor? Hepsini soracağız Kürşat İnşallah. Berkkan'a. Bir kez daha hoş geldin. Teşekkür ederim. Kürşat Berkkan. Bir şey daha soracağım. Yine Kürşat Berkkan'la ilgili önemli. Pek çok kitabı var arkadaşlar. Hani burada saysam 5-10 dakika sadece kitapları evet. Saymak sürecek. Lakin biyolojik terör kitabını çok önemsiyorum. Çünkü koronadan 2,5 yıl önce yazılmıştı. Ve koronanın içinde, ya tabii korona olarak geçmiyor ama değil evet. Mi? Biyolojik bir hastalığın çıkacağına dair. Tam Çin'den da, çıkacağına dair. Çin'den de çıkacağına dair. Yani o kadar enteresan ki şimdi pek çok kişi söyledi. Lakin hemen evvelinde söylemek var. 2,5 yıl önce bir kitap olarak yazılıp gündeme gelmiş olması var. O yüzden onu da ayrıca altına çizmek istedim. Peki başlayalım. Buyurun. Astral seyahat nedir? Oradan başlayayım ama oradan şu kitap hakkında kısacık bir şey söyleyeyim. Tabii, şimdi biyolojik terör kitabında bu virüsü bir süre önce anlattığımızı söylediğimiz zaman bazen kahin muamelesi yapılıyor. Hayır, asla öyle bir şey değiliz. Sizin de ilk açılışta beyan ettiğiniz üzere biz sadece araştırmacı yazarız. Peki daha sonraki biliyor? Tarihi nereden bilebildik? Bu tamamen aslında oradaki yol haritasını izleyebilmekle alakalı. Çünkü o virüsün çıkacağı laboratuvarda ABD'nin olimpiyatlar sebebiyle oraya gidişi ve o laboratuvarda çalışma yapması, o laboratuvarı dışarıdan desteklemeye çalışması gibi birçok detay var. Detaylar hem sizin yayınınızda vardı hem bizim kitabımızda vardı. Oradan bakıp inceleyebilirler. Özetle, hülasa biz kahin falan değiliz, sadece araştırmacıyız. Araştırdıklarımızdan yola çıkarak kaleme aldığımız bir kitaptı. Kahinli kitabı değildi yani. Ama Havas ilmini kullanıyor mu Kürşat Berkkan? Şunu söylüyorum ben, Havas ilmiyle alakalı. Şimdi biz Havas ilmini gizli ilimler olarak betimliyoruz ama bugün çağımızda muazzam bir savaş var. Ve bu savaşın savaşçılarından biri de sizsiniz aslında. Çünkü yayınlarınızı takip edenler ne demek istediğimi anlayacak. Şu yüzden söylüyorum. Havas ilmi öyle bir ilim ki kademeleri var. Bu kademelerin üst seviyelerine çıktığınızda evet bambaşka bir alem, bambaşka bir kapı açılabilir. Ama temel seviyesinde havas ilmini hepimizin bilmesi gerekiyor. Neden? Hepimizin ailesi, çoluğu, çocuğu, görünen ya da görünmeyen düşmanı. Ve şeytanlık müessesesinde olan görünen şeytanlar ve görünmeyen şeytanlarla mücadelesi var. Şeytanlık sadece bir makam. Bugün adına iblis dediğimiz, cennetin katından kovulan ve asıl ismi Azazil olan yaratığın ismi değil şeytan. Onun makamı nasıl makamı? Şeytanlık Allah'a isyan edenlerin indiği makam. Ve bugün sadece görünmeyen varlıklar şeytan olmaz. İnsanların arasında da şeytanlar var. Dolayısıyla biz aslında bugün siz de dahil ve belki de sizin yayınınıza katılan pek çok hoca da dahil
Hem zahiri hem batini savaş içindeyiz. Bu nedenle hava silimini bilerek yapacağımız vefkilerle, tılsımlarla, okumalarla, esmalarla, dualarla, niyazlarla kendimizi korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple de hava silimini aslında herkesin bilmesi gerektiğine inanıyorum. Ez cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Hava silimi bugün bizim bir giysi ihtiyacımız nasılsa, beslenme ihtiyacımız nasılsa, az önce bahsettiğim savaş ortamında kuşanmamız gereken pusatlardan bir tanesi. O pusatları, yani o silahları alıp savaşmak istiyorsak, en başta kendimizi, ailemizi korumak istiyorsak hava ilmine sahip olmalıyız. Gecenin bir yarısı çocuğunuz odasında bağırarak ağlıyor ve uyanıyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ateşi yok, bir rahatsızlığı yok. O günün içerisinde herhangi bir rahatsızlığı olmadı. Çaresizce yapabileceğiniz, aklınıza gelebilecek bütün duaları okumaya başlıyorsunuz. Peki ama ben de diyorum ki, yani aklına gelip, sırf aklına geldi diye dua okuyana kadar o an nasıl müdahale edeceğini bilsen daha iyi olmaz mı? Bu ilk yardım meselesinde nasıl ki insanın küçük sıkıntılarda ilk yardımla nasıl müdahale etmesi gerektiğini anlatan bir ilk yardım meselesi var ve bunu her bireyin bilmesi gerekiyorsa, havas ilminin temelinde her bireyin bilmesi gerekiyor. Siz ekran başında olan bir hanımefendisiniz. Burada yayın yaptıktan sonra ya da dışarıda bir programa katıldıktan sonra yoğun bir nazar alıyorsunuz. Nazar aldıktan sonra belki sahnede, belki de ekranda bir sıkıntı yok ama akşam eve gittiğinizde derdest olmuş vaziyette, ayaklarınız koltuğun tepesinde yayılmış vaziyette kendinizden geçmiş bir haldesiniz ve kafanızı toparlayamıyorsunuz, vücudunuzu toparlayamıyorsunuz ama görünen hiçbir şey yok. Çünkü nazar aldınız ve bu nazardan elbette ki kurtulmanın yolları, yöntemleri var. Peki bu yöntemleri bilsek bu kötü mü olur? Niye kötü olsun? Of diye. Bilelim bak, bunu istiyorum. Tamam. Bunu bütün takipçilerimize, nazar ve kötü enerjilerden korunma yöntemi. Arkadaşlar yazıyorum ki unutmayayım. Kötü enerjilerden. Bizim işimiz zor, anlaşıldı. Korunma, ben bunu isterim. Biz bu videoyu izledik. Bu işten korunacağız, kurtulacağız Allah'ın izniyle. Yalnız şunu biliyorum. İlim de bilim de hayra kullanıldığı kadar kötülüğe de kullanılıyor. Yani işte bilimle bugün pek çok hastalık çözülürken nükleer bomba gibi insanlığı yok edecek şeyler de yapılıyor. Dolayısıyla bu ilimler de iyiliğe çalıştığı kadar kötülüğe çalışıyor. Yani korunmaya çalışıldığı kadar büyü de yapılıyor mu? Bravo. İnsanların hayatı da alt üst oluyor mu? Geleceği görmeye çalışmak bir hadsizlik belki Rabbin karşısında ama bunu yapmaya ben çalışanlar var mı? Neyse, bunların hepsini konuşacağız. Tamam, bunları da soracağım yani. Peki astral seyahatle başlayalım o zaman. Astral seyahat yaptığını insan nasıl anlar? Astral seyahat ne? Rüya ile astral seyahati nasıl birbirinden ayıracağız? İstediğimiz gibi yapabilir miyiz? Şöyle diyordu, ölmeden önce ölünüz diye. Astral seyahat aslında ölüme müşerref olmak belki de. Çünkü astral seyahat kelime anlamıyla bugün bildiğimiz kadarıyla ruhun yolculuğu. Ruhumuzun yaptığı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığı yolculuk. Lakin bu yolculukta, astral seyahatte özellikle, yolculukta elbette ki kademeler var. Ve bu astral seyahatteki tecrübeler kişinin fizyolojik yapısı ve bilinçaltına göre değişiyor. Misal veriyorum. Bu ruhun yolculuğunda nasıl olduğunu anlatacağım ama önce şunu anlatayım. Tamam. Bu ruhun yolculuğunda astral boyuta çıktığınızda sizin yaşayacaklarınızla benim yaşayacaklarım aynı olmaz. Sizin gördüklerinizle benim şahit olduklarım arasında elbette ki fark olur. Sizin gidebileceğiniz yerle benim gidebileceğim yerler arasında elbette ki farklar olur. Dolayısıyla siz bugün astral seyahate çıktığınızda bilinçaltınızda neleri biriktirdiyseniz, yani heybenizde neler varsa astral sizi öyle yönlendirebilir. Ama astral dediğimiz boyutta sadece biz yokuz. Orası metafiziki bir boyut. Dolayısıyla başka varlıklar da var. Bu varlıklarla mücadele etmek, onlara karşı bir savunma sağlayabilmek, astral seyahate çıktığımızda selahiyetle dolaşabilmek adına hem bedenimizi, hem bilinçaltımızı, hem zihnimizi nasıl hazırlamamız gerekiyor? Frekans dinletileriyle, diyetlerle hazır hale nasıl geliriz? Bunun hikayesini aslında anlatıyoruz orada. Hemen bir örnek vereyim. Daha dün gece yaşadık. Benim yeğenim Sümeyye, buradan da ona selam edelim. Dün akşam bana bir mesaj atıyor. Katıldığım başka bir televizyon programında astral seyahatten bahsetmişiz. Sadece bu kadar izlemiş. Bak, televizyon programı. Astral seyahat vardır yoktur. Aynı şu an yaptığımız gibi. Genç bir kardeşimiz heves ediyor. Gece boyunca bütün videoları izliyor. Benim değil, birçok kişinin videosunu izliyor. Ben bir çıkayım astral seyahat ediyor. Evet, ondan sonra deneyimlemelere başlıyor ve kendisi bir deneyim gerçekleştiriyor. Odasının içinde yükseldiğini, bedenini gördüğünü
Bedenini gördükten sonra da tabii korku, panik, ben ne oluyor vesaire diye. Ve o gün boyunca kendine gelemiyor. Çünkü yaşı daha genç. Kendine gelemiyor ve travmalar yaşamaya başlıyor. Sadece şunu söylüyorum ben. Aslında seyahat de önemli değil. Bilmediğimiz ve arkasını, perdenin arkasını görmediğimiz hiçbir şeyi yapmaya çalışmayacağız. Eğer bir şey yapmaya çalışıyorsak o konu hakkında önce bir temel oluşturacağız. Asla seyahat de böyle. Heves edilerek yapılacak bir şey değil. Ancak asla seyahat Adem nesli içinde belki de bize verilen nimetlerden en güzellerinden bir tanesi. Çünkü biz sadece sanıyoruz ki karşımızda gördüğümüz bütün atom ve atom altı parçacıkların bir araya gelmesiyle bir masa oluştu. Ondan sonra bir ilk ayanım oluştu, bir kürşat oluştu, onlardan doğan nesiller oluştu. Hayır, bu alemin haricinde de başka alem var. En başta bize bütün dini kitaplar ve en son büyük kitabımız olan Kur'an-ı Azimüşşan söylüyor bunu. Başka alemlerinde olduğundan bahsediyor. Peki şimdi biz 60-70 yıllık ömrümüzde sadece bu aleme mi takılıp kalalım? Eğer başka bir alemi görmek, deneyimlemek varsa bunu niye yapmayalım? Ve bu ilk defa yapılmıyor ki. İlk defa yapılmıyor. Bir örnek vereyim. Perdeyi kaldırmak bu aslında değil mi? Boyutlar arasında, alemler arasındaki. Böyle evet, mi? Öyle de denebilir. Ama bu dünyadayken perdeyi kaldırmak ve bu dünyada ayaktayken gözlerimiz açık şekilde perdeyi kaldırmak değil. Bir nevi transa geçerek perdeyi kaldırmak. Bugün en çok bilineni ABD İstihbarat Servisi asla seyahati araştırıyor. Nerede buluyor biliyor musunuz? Asıl net bilgileri İran'ın Kum şehrinde buluyor. Net şekilde oturduğu halde birkaç dakika içinde astral yapabilen insanları İran'ın Kum şehrinde buluyor. Ve sonra sayfalar dolusu raporlar düzenliyor. Bugün çok basit bir şekilde izleyicilerimiz CIA'in, ABD İstihbarat Servisi CIA'in web sitesine girmek suretiyle bu raporlara, asla seyahat hakkındaki raporlara, deneyimleyenlere, bu konuda çalışma yapanlara, bu konuya ayrılmış bütçelere erişebilirler. Orada devletin resmi çalışanları var mı asla seyahat yapan tabii mesela? Tabii ki şu an bile var. CIA'in. Tabii mutlaka var. Bizim devletimizde var mı? Bizim devletimizde kurumsal olarak yok, bireysel olarak çok. Bireysel olarak çok derken nasıl yani? Örnek hemen vereyim. Siz Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışan bir bireysiniz. Sizin kurumunuz böyle bir alan açmamış. Bilgi toplarken, istihbarat toplarken asla seyahatte toplayabilirsiniz dememiş. Böyle bir kural kaide yok, kanun yok. Halen niye hazır değiliz onu da bilmiyorum. İnşallah hazır oluruz. Ama siz istihbarata çalışan biri olmanıza rağmen, kurumunuzun size böyle bir olanağı olmamasına rağmen siz bu konuya inanıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki bir dakika ya, Kürşat Berkan diye bir adam vardı ya da Ahmet diye bir adam vardı, Necla diye bir hanımefendi vardı. Onlara gidiyorsunuz, diyorsunuz ki benim böyle bir çalışmam var. Astral seyahat ile bu konuyu çözebilir miyiz diye gidip başvuruyorsunuz. Konudan konuya atlayacağız ama bir örnek hemen tam yeri geldiği için söyleyeyim. 2-2,5 yıl önce Muzaffer Komutanım, soy ismini vermeyeyim, buradan da ona selam olsun izlerse. Muzaffer Komutanımız başka bir komutanımızı getirdi. Bu komutanımız bir SİHA biriminde, SİHA'ları kontrol eden ekibin başında. Mübareğin derdi şu, biz bir yerlere saldırı yapıyoruz ama gizleniyorlar. Bu gizlenen vatan kişileri, teröristleri daha doğrusu, hani olumsuz bir cümle kurmayayım diye düşündüm ama terörist yani alt üstü. Teröristleri saklandıkları yerde görebilmek adına bir şeyler yapmamız lazım. Tamam. Bazı metafizikçilerle konuştuk. Metafizik işiyle uğraşan, cinlerle irtibat kuran. Cinlerle bunları bulabilir miyiz diye peşine düştük. Evet, verim aldıklarımız da oldu ama mağaranın içine girdikten sonra verim alamadık. Ben de şöyle söyledim, alamazsınız çünkü mağaranın içinde oranın yerlisi olan başka cinler var. Dışarıdan gelen bir cini, istihbarat için gelen bir cini içeriye sokmazlar. Haliyle istihbarat elde edemezsiniz. Derdi şuydu, peki biz asla seyahatte bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Kendilerine bir rapor hazırladık, verdik, yapmadık. Hani yalan söylemek olur yaptık dersek. Bir rapor hazırladık, verdik. Nasıl yapılacağı, nelerin yapılacağı, hangi devletler kullanmış. İran mesela deli gibi kullanıyor. İran'ın Türkiye'de dahi yaptığı asla seyahat, devlet anlamında yaptığı asla seyahat çalışmaları var. Ya muazzam bir itiraf, şu an tarihi bir şey yaşanıyor aslında bu arada masa bu sohbetlerinde. Bu bilinen bir şey, inanın bilinen bir hayır, şey. Hayır devletlerin öyle şey. Ama ya bir komutanın gelip de tamam almamış çok ama asla seyahatle bu yapılır mı demesi. Ayrıca bizim kadim kültürümüzde de var bu yani, tarih şamanlara boyunca bakın, yapılmış. Şamanlara bakın, şamanlar ruh çağırma seanslarında ruhlarla iletişim kurmak için oturuyorlardı. O çalgılarını çaldıktan sonra, ritüellerini yaptıktan sonra transa geçiyorlardı. Asla seyahate çıkıyorlardı aslında.
Düşünebiliyor musunuz? Bir şamanla karşı karşıya oturuyorsunuz. Karşı karşıya oturduğunuzda diyorsunuz ki benim annem evde şifa bekleyen, şifacıydı onlar bir nevi. Şifa bekleyen bir annem var. O an gözlerini kapatıyor, astrale yaşıyor. Astrale geçtikten sonra annenizin yanına gidiyor, annenizin sorununa bakıyor. Tekrar geri geliyor, size bilgi veriyor. Bu yapılan bir şey. Peki mesela cinler o mağarada, cinler denince ben bu boyutta göremediğimiz varlıklar olarak onları algılıyorum. Evet. Doğru mu? Yani evet. Böyle düşünüyorum. Bu boyutta dünya gözüyle göremediğimiz ama varlıklar var olan. O mağarada cinler var, başka cinler oraya giremiyor kendi cinlerinden dolayı. Yani cinlerin bile olduğu yere astral seyahatle insan girebilir mi? Onu soruyorum. Her durumda giremez. Hemen örnek vereyim. Nevada için biliyorsunuz orada UFO çalışmaları yapıldığına dair çok iddia çıkmıştı ya. Nevada'daki Amerikan birimlerinin olduğu karargahlara girmek adına bizim ben yapmadım hiç ama bazı arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Girelim hatta, bakalım ne yapılıyor orada diyor. Ay çok güzelmiş. Böyle bir şey var mı diye. Sanırım Nevada ile beraber Dulce Üssü mü diyorlardı? Belki ismini tam hatırlamıyor olabilirim. Dulce Üssü'ydü galiba. Hani hep UFO tartışması var, orada uzaylılar var falan filan. Hep konu çok ya. Bir gidelim bakalım bari astral yapabiliyor. Ay müthişmiş. Sonra ne olmuş? Bir gidelim bakalım diye bir niyet ettiler. 51. bölge dediğimiz bölgenin, orası yer altına daha doğru gittiği söylenen bir bölge. Hakikaten de öyleymiş bu arada. Ben de onlardan da öğrendim. Onlara da güveniyorum çünkü. Onların söylediğine göre, abi diyor 6-7 kat aşağıya kadar inebiliyorsun ama 6-7 kat aşağıdan sonra belki insandan çok daha farklı yaratıklar görüyorsun. Fakat uzaylı değil, yanlış anlaşılmamasın. Farklı yaratıklar dedikleri cinlerden bahsediyor. Hmm. Yani orada da Yahudi büyücüler var, Kabbala'yı kullanan büyücüler var ve daha aşağıya gidilmesi aslında Hamas'la Kabbala hemen hemen aynı şey gibi düşünebilir miyiz? Gizli ilimler. Fakat Kabbala'da şu var, hemen orada da bir açıklama yapayım. Kabbala'da şu var, aslında ilim olarak aynı, hepsi gizli ilimler. Kabbala büyü ile çalışıyor, tamamıyla büyü ile çalışıyor. Havas'ta ise asla büyü yoktur. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ilim gerçekleştirmek vardır. Şimdi deniyor ki, siz de hani en başta demiştiniz ya, havası kötüye de kullanılabiliyor mu? Evet kullanılıyor ama bize göre bu artık havası olmuyor. Bu artık büyüye girdiği için siz büyücülük yapmış, kabalacılık yapmış oluyorsunuz. O yüzden ben burada... Havasın dışına çıkılıyor. Evet, havasın dışına peki, çıkılıyor. Peki orada inmişler, 6. kattan aşağı inememişler mi? 7. kat. 7. kata kadar geliyorlar. 7. katta uzun bir koridor olduğunu söylüyorlar. Bu koridorların içerisinde mavi ışık olduğunu söylüyorlar. Mavi ışık da şöyle etkilidir. Cinli varlıkların mavi ışıkta rahatsız olduğu söylenir. Yani 7. kattan aşağısına inemiyorlar. Ne diyorlar ona? Ultraviyole mi diyorlar? Tam hatırlamıyorum ismini ama... Enteresan bir şey söylüyorlar ama 3 ya da 4. katta hani bu filmlerde gördüğümüz içine insan koyulan tüpler var ya, dik vaziyette dururlar. Kronik miydi neydi filmin adı? Öyle bir film de vardı galiba. Sanırım 3 ya da 4. katta böyle tüplerin olduğu bir odadan bahsediyorlar. İçleri boş. Böyle tüplerin olduğu odadan bahsediyorlar ve içlerinin su dolu ya da bir sıvı dolu olduğunu söylüyorlar. Çok uzun duramadıklarını söylediler. Sürekli rahatsız edildiklerini söylediler. Hatta işlerinden, astral seyahatte şöyle bir şey var. Astral boyuta çıktığınızda ve o boyutta korktuğunuzda beyin sizi otomatik olarak geri çağırır. Ölme gibi bir şey asla yok astralde. Çıkarsın ölürsün falan filan. Öyle bir şey yok. Arkadaşlardan bir tanesi çok fazla korkuyor. Korktuğunda beyin otomatik olarak gümüş kordon dediğimiz bağlanır. Otomatik olarak beyin onu geri çağırıyor. Geri çağırdığında bir hafta göbek ve karın ağrısıyla gezdiğini söylüyor. Çünkü çok şiddetli bir geri çekilme oluyor. Böyle şeyler yaşamışlardı. Peki sonuç ne? Oraya gittiler ne oldu? İnanın çok ciddi bir sonuç elde edemediler. Gördükleri, şahit olduklarını anlattılar. Ama birden çok kişi mi aynı şeyi görüp deneyimliyor? Tabii. 6-7 kişi gittiler. 6-7 oraya. Kişi. Evet, 6-7 kişi gittiler. Hepsi girebildi mi net hatırlamıyorum ama. Yani 3-4 tanesi girdik, ben de vardım vesaire dediler. Ama bu çalışmayı yapan 6-7 tane arkadaştı. Göbek deliğinden mi girip çıkıyor? Ruh mu orada girip çıkan bedene? Şimdi astral boyuta çıkmaya başladığımızda aslında ruh ayrılıyor, göbek deliğinden ayrılmıyor. Ruh tamamıyla bedenden ayrılmaya başlıyor. Fakat ayrılmaya başladığı andan itibaren bedenle arasında bir bağ kalıyor. Buna gümüş kordon deniyor. Tıpkı anne karnındaki bağımız gibi. Gümüş kordon manevi bir bağ. Siz o seyahat esnasında herhangi bir şekilde korkarsanız, ürkerseniz, bir sıkıntı yaşarsanız, kaybolursanız, işte bu yüzden zaten biz derslerde anlatıyoruz. Kaybolursanız zihniniz otomatik olarak sizi geri çağırıyor. Sizi tehlikeye atmaz.
Örnek bir yere gittiniz, kayboldunuz. Kaybolduğunuzda dediniz ki ben burada emniyette değilim, uyanmak istiyorum. O beyin sizi otomatik olarak geri çağırıyor ve anında uyandırıyor. Fakat bu tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Çünkü çok çok özür diliyorum izleyiciden ama cinsel bölgeniz, hemen üst kısmı, karın bölgeniz, hatta göğsünüze kadar vuran çok kötü bir sancısı oluyor. Böyle şeylere maruz kalmamak için öyle canım istedi aslında da çıkayım demeyin. Benden gelip ders alsınlar diye söylemiyorum. İyice araştırın, öyle çalışmasını yapın. Tek kaynak ben değilim tabii ki, pek çok kaynak var. Lakin burada bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi astral seyahat son günlerde çok popüler oldu. Bu popülerlikle beraber Yusuf kardeşime de buradan selam olsun. Yusuf kardeşim benim de arkadaşımdır bu arada. Yusuf kardeşimizin sayesinde popüler oldu. Şimdi Yusuf kardeşimizin anlattığı çok şey var. Ama sadece Yusuf değil, başka insanların anlattığı, iddia ettiği şeyler de var. Astral seyahat bir deneyim süreci. Bu deneyim sürecinde evet bir yerlere gidebilirsiniz. Göğün katlarını geçme meselesinde, başka galaksilere gitme meselesine ben biraz mesafeli bakıyorum. Çünkü o göğün katları geçme meselesinde Saffat suresinde Şihabun Sakip diyor. Yani metafiziki bir yükseliş olduğunda meleklerin buna izin vermeyeceğinden bahsediyor Saffat suresinde. O yüzden ben bu konuya mesafeliyim. Lakin bizim Samanyolu galaksisinde başka gezegenlere gittiğini beyan ediyorsa buna tamamım. Ama Samanyolu galaksisinin dışına çıkmaya başladığımızda o işte Şihabun Sakip dediğimiz olayın gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Hiç de merak edip de deneyimlemedim. Ben sadece Mars aşığı bir adamım. Oradan geldiğimizi düşünüyorum çünkü. Mars'a gitmeyi çok isterdim. Lakin şimdi anlatılanlara baktığımızda işte kutupların arkasında devasa ülkeler var. Okyanusun altında başka uygarlıklar var. Bunlar iddia edilenler. Okyanusun altında başka uygarlıklar var. Yusuf Güney'in söyledikleri değil mi bunlar? Sadece Yusuf değil de hani sadece Yusuf'u hedef gösteriyormuş gibi olmayalım. Bu konuyla ilgilenen bazı arkadaşların söyledikleri. Ha, hepsinin ortaklıklar var diyelim. Evet, bazı arkadaşların böyle söyledikleri. Ama bu olaya şöyle bakalım biraz da. Tamam, o arkadaşlar bu deneyimleri yaşamış olabilirler. Kabul, buna asla itiraz etmiyorum. Lakin kutupların arkasında başka uygarlıklar olması meselesi ya da biz yalnız değiliz meselesi yahut dünyayı işte bir masa var, o masanın etrafındaki adamlar yönetiyorlar meselesi yahut dünyayı yönetenlerin metafiziki başka varlıklardan emir aldığı meselesi bunların hepsi zaten bilinen şeylerdi. Yaşım itibariyle ben hatırlıyorum daha çocukken rahmetli olsun Atan Yerun Hoca yayınladığı bilinmeyen isimli dergilerde bunları oradaki yazar arkadaşlarla, yazar abilerimizle, ablalarımızla zaten anlatıyordu. Bunlar ilk defa bugün duyduğumuz şeyler değil. Hı hı. Geçmişte de var olan şeyler. Yani o nedenle astral sadece o boyuta çıkıp kutuplara gitmek demek değildir. Ve ben de asla bunu tavsiye etmiyorum. Diyorum ki bilmediğiniz yere gitmeye heves etmeyin. Hazır olmadan heves etmeyin. Astral deneyimleyebileceğiniz bir ruh yolculuğu. Bedeninizden ayrıldıktan sonra bu deneyimi tatmak adına bildiğiniz yerlere, gördüğünüz yerlere gidin. Örnek, ben Kabe'yi gördüm, biliyorum, televizyondan bile gördüm, gitmedim. Ya da ben Mısır piramitlerini biliyorum, gördüm, televizyondan dahi gördüm, biliyorum. Oralara gidin, bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Bilmediğiniz yerlere gittiğinizde sıkıntı yaşarsınız. Nasıl sıkıntı yaşarsınız? Nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Sizi neye sürükleyeceğini bilmiyorsunuz. Aslında bence bir insana katacağı en güzel şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Orada kendinize bir öğretmen bulabilmek. O astral boyutta sadece siz yoksunuz. Başka varlıklar da var. Bu varlıkların arasında cinler de var ama başka öğreticiler de var. İnsan olmadığını düşündüğümüz başka varlıklar da var. Orada kendinize öğretici bulun. Bu dünyada neden varsınız? Kutupların arkasına gidip ne yapacaksınız, ne yapabilirsiniz? Ya da dünyayı yönettiğine inandığımız insanların bir araya gelip masada bir şeyler konuştuğuna şahit olup ne yapacaksınız? Bunun size artısı ne olacak? Bu dünyaya biz sadece yemek, içmek ve öğrenmek için gelmedik ki. Bu dünyaya geliş amaçlarımızdan bir tanesi, yani şimdi soruyoruz, konuşuyoruz insanlarla. Bu konuşma esnasında evet güzel şeyler anlatıyorlar. Şöyle yaparım, böyle yaparım, şunu deneyimlemek isterim de mesele şu. Bize ne katkısı var? Yayından sonra sizinle Ankara'ya gidelim mi? Gidelim mi? Asıl olarak mı? Hayır. Normal olarak. Niye gidiyoruz? Değil mi? Niye gidiyoruz? Bize faydası ne? Niye yani? Yani bir insan aslında bunu sorgulaması gerekiyor. Ankara'ya niye gideceğiz ki? Bize faydası varsa gideceğiz. Bir program olur, söyleşi olur, imza günü olur. Bize faydası yoksa niye gidelim? Kutuplara gitmenin bize ne faydası var? Mars'a gitmenin bize ne faydası var? Deneyimlemekse tamam gidin ama neyle karşılaşacaksın?
sonra Yusuf Güney gibi beni öldürebilirler dersin. Gerek yok ki böyle şeylere. Gerçekten gerek yok. Asırlar çıktıktan sonra... Peki öyle bir tehlike, ne tehlikeler olur? Bilinçsizce yapıldı böyle deneyimler. Bilinçsizce taktım kafayı ben. Metafizik aleme geçeyim dedim. Perdeyi kaldırayım, bir astral seyahate çıkayım dedim. Ne gelebilir başına? Ölüm yok dedik bir kere. Asla ölüm yok. Bakın içleri rahat olsun. Asla ve kata ölüm yok. Bu tamamen saçmalıktır. Asrarla ölüm diye bir şey yoktur. Çünkü kulle nefsin zayikatülü mevt. Ancak Allah emrederse o ölüm gerçekleşir. Siz astraldeyken kader planınıza yazılmış bir ölüm var ise ve siz astraldeyken o ölüm emri geldiyse buna amenna. Lafımız yok. Ama astralde ölüm diye bir şey yoktur. Astrale çıktın diye ölmek diye bir şey yok. Bravo. Yani. Peki ne olur? Bir, astral boyutta sadece siz yoksunuz. Dolayısıyla çıktığınız zaman orada başka varlıklar da var. Bu varlıkların da en azılısı olanlar cinler maalesef ki. Ve bizi de hiç sevmiyorlar. Çünkü şeytan aleyhinlâne Allah onlara uhuş dediğinde, inin dediğinde şeytan gelip bizden önce, insan yaratılmadan önce bizim dünyayı istila edeceğimizi söylemişti onlara. Bir, varlık yaratılıyor, ismi Adem ve Allah onları bu dünyaya hakim kılacak. Bizim dünyamızı işgale geliyorlar diyerek onları azdırmıştı ve çoğu bize düşman, hepsi demeyeyim de çoğu bize düşman. Dolayısıyla o boyuta çıktığımızda bu düşmanlık sebebiyle bize zarar vermek istiyorlar, korkutmak istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Musallat olabilir mi mesela? Olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Astrale çıktığımızda bir cin de olsa, başka bir varlık da olsa sırf astrale çıktık diye bize zarar veremez. Peki nasıl olur? Bizi korkutarak olur. Çünkü o astral boyutta onların suretlerinin nasıl olacağını tahmin edemezsiniz. Bugün korkularınızdan beslenen bir fikir yapısından bahsediyoruz. Sizin korkularınız, mesela ben yılandan korkuyorum. Çok korkuyorum yılandan. Bir de yalandan. O boyuta çıktığımda benim karşıma yılan olarak, büyük bir yılan olarak, gözleri kıpkırmızı bir yılan olarak, gözleri kıpkırmızı bir yılan olarak gözüküp beni korkutabilirler. Bu korku sebebiyle ben tekrar geri gelip, bedenime geri dönüp... Kabusa döner hayat. Bravo. Fiziki sıkıntılar yaşayabilirim, psikolojik sıkıntılar yaşayabilirim, travmalar yaşayabilirim. Hele zaten insanın başına gelebilecek en büyük belalardan bir tanesi şu travmalarımız. Bilinçaltımızı temizleyemediğimiz için. Yine astral boyutta cinlerin haricinde başka tür varlıklar da var. Bu varlıklar da, cinlerin haricindeki başka varlıklar da insanların belli sınırların ötesine geçmesine izin vermiyor. Mesela diyorlar ki ben buna sıcak bakmıyorum. Ben astral'a çıktım, Andromeda'ya gittim. Yok ya, Andromeda'ya gitmedin bence sen. Bence sen okuduklarım vardı ya, dinlediklerim vardı ya. Onların hepsini aldın, biriktirdin. Astral'e çıktıktan sonra senin düşün sana güzel bir oyun sergiledi. Ben başka bir galaksiye gideceğine sıcak bakmıyorum. İşte başka galaksiyi geçtik. Dünyamız içerisinde var olan başka mekanlara gitmeye çalıştığımızda bile o mekanın bekçileri dediğimiz bekçiler var. O mekana sizin girmenize izin vermiyorlar. Misal, Sphinx'i biliyoruz değil mi? Şu piramidin önündeki koca yaratığı. Bakın iddia ediyorum. İnşallah ben ölmeden bu gerçekleşirse çıkıp diyeceğim ki bakın ben bunu yıllar önce başka bir televizyon programında söylemiştim. Şimdi ikinci olarak sizin programda söylüyorum. Hatta belki de sizin programda söyledim yayında. Olabilir. Evet sizin yayında söyledim galiba. Mesela Sphinx var. Sphinx'in sol tarafında bir yapı ortaya çıkarılmıştı. İddia ediyorum. Sphinx'in hemen hemen aynısı sağ tarafında da var. Yani önden baktığımızda sola denk geliyor herhalde. Aynısından bir tane daha var. Orada bir kazı yapılsın. Bakın belki yemin etmek bizim dinimize göre hoş karşılanmıyor ama inanın bana ortaya çıkacak. Ben ölmeden ortaya çıkacak. Bunu neyle tespit ettik? Astral seyahatle. Yani peki o Sphinx'in, her Sphinx'in içi koridor, odalar olan koridor. Şu anki var olanınki de aynısı. Ha, bugün kapatıldı ayrı mesele. Ve iddia ediyorum, o Sphinx'in içine girmeye çalıştığınızda o mekanın bekçileri olan varlıklar içeriye girmenize izin vermiyor. Yine Mısır piramidine gidenler bilir. Piramidin içine, büyük piramidin içine girdiğinizde, belli bir seviyeye gittiğinizde sizin ruhunuzu sıkarlar. Daralırsınız, bunalırsınız, çıkmak istersiniz. Daha ileri gitmenize izin vermezler. Bu aynısı astralde de böyle. Astralle Mısır piramidin içine girin. Koruyucu varlıklar var. Bravo. Peki bunlar şey cin de değil. Ne bunlar? Başka tür varlıklar. İnanın ne olduğunu ben de net bilmiyorum ama belki cinin başka bir türü olabilir. Cinlerin de kendi içinde türleri var.
Fakat ama ilahi sistemin koruyucuları gibi düşünüyorum onları. Öyle de o zaman olabilir. Belki de orada başka bilgiler var. Bizim seviyemiz ona yetmiyor. Çünkü hepimiz titreşen varlıklarız. Hı hı. Titreşen varlıklar olduğumuz için belki de bizim o seviyemiz oraya ulaşmaya, erişmeye yetmiyor. Bunu Ledikli Ahmet Han'ın meselesi gibi düşünebiliriz. Birçok boyuta gidebiliyordu mübarek. Ama onun da gidemediği boyutlar vardı. Dolayısıyla sizin titreşiminiz farklılaştığı zaman gidebiliyorsunuz. Bir aciz kürşat olarak ben şimdi kalkıyorum, canım istedi diye astral seyahat yapıyorum. Sonra gidiyorum Kabe'nin altına doğru inmeye başlıyorum. Ne kadar inebilirim? Bana izin verildiği ölçüde ya da benim titreşim seviyeme göre. Hı hı. O nedenle biz önce, ben şunu söylüyorum arkadaşlara, bir şeylere heves edip sırf merak sebebiyle bir yerlere ulaşmaya çalışmayın. Önce kendini değiştirmekle başla, kendi titreşim seviyeni değiştirmekle başla. Çünkü sen değiştiğinde senin gitmene gerek kalmayacak, onlar senin ayağına gelmeye başlayacak. Hemen örnek vereyim, Mustafa Kurnaz kardeşimle, buradan da ona selam olsun, bir astral denemesi yapmıştık, hep anlatıyorum ama en ilginçlerinden bir tanesiydi. Astral seyahat denemesi yaptığımızda Mustafa Kurnaz kardeşimizi... Aynı anda yapıyorsunuz, aynı yere mi gidiyorsunuz? Hayır, ben gitmedim. Ha, onu yönlendiriyorsunuz. Kabe'ye gitmişti. Kabe'ye gitmek, kendisi istemişti. Kabe'ye gitmişti. Kabe'ye gittiğinde de orada elinde uzun bastonu olan, uzun bir kıyafeti olan bir dedeyle karşılaşmıştı. Ben de kendisine demiştim ki, dede sana bir hediye verecek, onu al Mustafa. Hediyesini almıştı. Bakın bu Mustafa ile yaptığımız... Siz nereden çok... görüyorsunuz orada? Ben de onu yönlendiriyorum ya. Siz yani de astraldesiniz o zaman. Ben go pilotum. Ama sen de astraldesin o evet, zaman aynı evet, anda. Evet sayılabilir. Ben de go pilotum. Hediyesini aldı Mustafa. Mustafa'dan yaklaşık bir hafta sonra başka bir sanatçı abimiz, bugün de şarkıları türküleri olan bir abimiz, o da merak etti. Çok da severiz birbirimizi. Ben de Kabe'ye gitmek istiyorum dedi. Amenna dedik. Ama aynı şeyleri yaşamadı. Kabe'ye gitti. Sadece Kabe'yi gördü. Ve Kabe'nin hemen sağ tarafında duran zemzem musluklarını gördü. Kabe'ye dahi yanaştırmadılar. Kendine gelemedi adam. Ve o seanstan sonra gerçek olarak da Kabe'ye gitti. Düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Tabii o kötülemek anlamıyla söylemiyorum. Mutlaka başka sebebi vardır. Kabe'ye gitmek istiyorsunuz. Asrarla Kabe'ye gidiyorsunuz. Ama Kabe'nin 10 metre gerisindesini size yanaştırmıyorlar. Olmuyor. Diyorum ki abi bir şey görüyor musun? Hani seni neyi yanaştırmıyor? Bize söyle ki hani belki müdahale edebiliriz, belki konuşabiliriz, belki sebebini anlayabiliriz. Adım atıyorum gidemiyorum hocam diyor. Bir şey beni tutuyor, geri çekiyor. Orada bir şey var. Perde var. İleriye geçemiyorum. Bu insanın tekamülüyle alakalı. O nedenle siz önce Kabe'ye gitmek yerine içinizdeki Kabe'ye gidin. İçinizdeki Kabe'ye dönmeden dışınızdaki Kabe'ye gitmenizin bir anlamı yok. Kur'an'da demiyorum ki namaz kılanlara onların yaptığının yanlış olduğunu anlatmıyor mu? Bakın namaz kılmaktan bahsediyoruz ya. Ziyandadır onlar diyor. Evet. Demek ki namaz kılmanın bile bir usulü var. Usul olmadan usul olmaz. Siz bir insan olarak elbette ki asla seyahate çıkın. Lakin asla seyahate çıktıktan sonra muradınızın ne olduğunu tam olarak belirleyin. Biz bu dünyaya macera perest olalım diye gelmedik. Ben sadece namaz kılın, oruç tutun, dini vecibeleri yapın demiyorum. Bakın ondan bahsetmiyorum. Eğer öyle olsaydı Allah tezekkarune demezdi. Yani düşünmez misin demezdi. Ya da gökyüzüne bakıp nasihat almaz mısınız demezdi. Hı hı. Ya da çok çok başka, benim için çok başka bir olay. Odu'nun yaslacı bulakım diyor mesela. Dua edin icabet edeyim. Nasıl yani? Bütün evreni yaratan yaratıcı, ben aciz bir kul olarak ya Rabbi dediğim an icabet edecek öyle mi? Bu çok muazzam bir şey bence. İşte bunun kıymetini bilmek önemli. Ve bunun kıymetini bilirken de şunu gözetmemiz gerekiyor. Biz sadece bu dünyada fiziki aleme şahit olalım diye gelmedik. Öyle olsaydı Allah sık sık Kur'an'da düşünmez misin, düşünmez misin, düşünmez misin demezdi. Hatta ya, bir tane de şey var. Ne az akledersiniz. Bravo. O kadar hoşuma gidiyor. Ne kadar az aklediyorsunuz diyor ya. Ne kadar az aklediyorsunuz. Yani hiç göğün katlarından bahsediyor. Ne az aklediyorsunuz. Topraktaki nimetlerden bahsediyor. Hayvanattan bahsediyor. Ve hatta sizi birbirinize bir sınav vesilesi kıldık diyor. Demek ki aslında benim hayatımda olan herkes de benim bir nimetim. Ben ne kadar bu nimetlerin farkına varabiliyorum. Bunları fark ettikten sonra aslına çıkmak çok daha kıymetli. Bunu da şu yüzden anlattım. Özetle toparlayayım sonra havasa geçelim. Çok vakit aldım. Bunu da şu yüzden anlattım. Eğer biz o titreşim seviyemizi iyi bir levele getirebilirsek, o levelde asrara çıktığımızda
Mısır piramitlerine gitmeye ihtiyacımız kalmayacak. Kutupların arkasına gitmeye ihtiyacımız kalmayacak. O levelde bizim titreşim seviyemize göre bizi karşılayacak başka varlıklar olacak. O varlıklar da öğretici varlıklar olacak. Biz bugün, ben hep şunu iddia ediyorum. Bizim kültürümüzde ve özellikle Türkiye'de çok ciddi seviyede havası kitapları var. İçinde işlemler var. Şunu istiyorsan şunu yap, bunu istiyorsan bunu yap. Şöyle yapmak istiyorsan şöyle yap. Gayet güzel. Ama ben çok korkarım. Bence hiçbir şey yapılmamalı ya. Bilmiyorum, şimdi konuşacağız detaylarıyla da. Ben evet oraya girdiğimde hatta size mesaj da okuyacağım. Bizzat. Benim şahsıma mı gelmiş mesaj? Hayır, şahsınıza değil. Yani o havası kitaplarının içerisinde hiçbir işlem işe yaramıyor. Eksik çünkü, yarım bırakılmış. Ehil kimselerin eline geçmez diye yarım bırakılmış. Ehil kimselerin eline geçtiğinde ise ehil kimseler o işlemleri zaten çalıştırabiliyor. Biz de işte bu havas eğitimini önemsiyoruz. Verdiğimiz işlemlerin çalıştığını iddia ediyoruz. Peki nasıl çalışıyor bu işlemler? Küçük bir şey söyleyeyim. Asrar seyahat boyutunda ben havas ilmiyle alakalı çok şey öğrendim. Oradaki bir mübarekten, orada da bir hocam olduğunu iddia ediyorum. Yani biraz abartı gelebilir insanlar ama evet var yani. Bir saniye, astral seyahatte bir hocanız mı oldu? Evet, astral seyahatte bir hocam oldu. Ama bu hoca başka bir yaratık falan değil, başka bir varlık değil. Hayır, bir insan. İnsan. Bir insan. O da başka bir ülkeden astral çıkıyor. O çıktığında tanıştık. Ama havas ilmine sahip bir insan. Evet, evet. Kendisi Bangladeş'te ikamet, hiç görmedim dünya gözüyle. Var şu mı an, öyle biri gerçekten? Şu an tabii var. Şu anda da yaşlı, tabii çocukları var, torunları sonra var. Sonra bu dünyada telefonlaştınız mı, konuştunuz mu, iletişime geçtiniz mi? Yok, kendisiyle dil anlamında konuşamıyoruz. Ama torunlarından iki tane torunu var. O torunlarıyla irtibat kuruyoruz. Birkaç defa konuşmuştuk. Yani astralde tanışıp sonra dünya aleminde de bir şekilde bir tanışıklık oldu gerçekten var. Tabii ki, tabii ki. Ondan çocuklarının ismini, yaşadığı yerin ismini vesairesini öğrendikten sonra ulaşmaya çalıştım. Ulaştım nihayetinde. Torunlarıyla konuştuk. Çünkü dil bakımından anlaşamıyorsunuz. Bangladeş'te yaşayan mübarek bir abimiz, hocamız. Ama astral boyutta dile ihtiyaç yok. Zihinden zihine mi konuşuluyor? Tabii. Zaten anlıyorsunuz birbirinizi. Hı hı. Zaten anlıyorsunuz. Fakat astral boyutta bir şey daha söyleyeyim. Çıkmak niyetinde olan arkadaşlarımıza. İlla birinden eğitim almanıza gerek olmadan da çıkabilirsiniz ama elbette ki bunun altyapısı olması açısından bilen birilerinden destek alsanız iyi olur. Her isteyen yapabilir mi ya? Yapabilir. Her isteyen. Dediniz ki ben çıkmak istiyorum. Yapabilirsiniz, evet. Stres yoksa, bilincinizi hazırladıysanız yapabilirsiniz. Diyelim ki o boyuta çıktınız. Bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Sonra havasa geçelim. Bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Merak ettiniz, astral boyuta çıktınız. Çıkmadan önce size bir şey söyleyeyim. Onu mutlaka uygulayın. Bu çok ciddi bir korumadır. Çok ciddi bir korumadır. Bu korumayı yaparak astral'e yatın. Yani uyuyarak yapıyoruz ya. Hani uyku esnasında REM uykusu dediğimiz dönemde yükseliş oluyor ya. O da şu. Bizim derslerimizde de anlattığımız 8'li ayetel kürsi kilit sistemi vardır. Bu 8'li ayetel kürsi kilit sistemini mutlaka ama mutlaka yapın. Yani 8 ayetel kürsi okuyun. Ama nasıl? Ha, bir yöntem var. O da şöyle. 8 tane ayetel kürsiyi bütün yönlerimize okuyacağız. Yani bir tane okudun sağına üfledin, bir tane okudun soluna, bir tane okudun önüne, arkana, yukarıya, aşağıya, bir tane daha okudun yedinciyi üzerine üfledin diye en son okudun niye içine çektin. Bu bütün yönlerden seni kilitleyecek. 8'li ayetel kürsi kilit sistemi diyoruz zaten buna. Seni bütün yönlerden kilitleyecek bir ayetel kürsi sistemidir. Bunu mutlaka yapsınlar. Yapmazlar ise işte çıktıktan sonra sıkıntı yaşıyorlar, saldırı yaşıyorlar. Bu manevi olarak bizi de güçlendirecek bir okumadır. Çıktıktan sonra da deneyimleyecek arkadaşlar, lütfen bakın bu sesime kulak verin. Çıktıktan sonra da siz ilk defa çıktığınız için ve titreşim seviyeniz düşük olacağı için sizi korkutmak adına etrafınızda başka varlıklar peyda olabilir. Bu varlıklar size ejderha gibi, yaratık gibi, yılan gibi başka başka çeşitlerde gözükebilir ve sizinle konuşmaya çalışabilir. Üzerinize atlıyormuş, saldırıyormuş gibi şeyler yapabilir. Uyumadan önce, yatmadan önce bilincinizi hazırlayın. Ben o boyutta kendinize telkin edin yani. Ben o boyutta korkmayacağım. Ben bunlara karşı mücadele edebilirim. Ben onlardan korkmuyorum diye kendinizi telkin edin. Ve onlardan asla ve kata korkmayın. Onlar sadece ve sadece sizi korkutmak için atak yapabilir. Asla bir şey yapamazlar. Korkarsanız zarar görmeye başlarsınız. Diyelim ki dayanamayacağınız şekilde sizi korkutmaya başladılar. Problem yok. Sakin. Sakince şunu söyleyin.
uyanmak istiyorum, geri dönmek istiyorum, uyanmak istiyorum dediğinizde zaten beyin bunu algılayacak, gümüş kordondan sizi tekrar geri çağıracak ve sizi uyandıracaktır. Tek şart neymiş? Korkmak yok. Çünkü yaratan varken yaratılandan korkmak neyimize? Cinler meselesinde de o kadar abartıyorlar ki, kimsenin abartmasına müsaade etmeyin kardeşim. Onlar bizden üstün varlıklar değil. Tek farkları gözükmemeleri. Biz onlardan daha üstünüz. Bunun deneyimini yaşayan çok insan var. Ben burada çok bilmiş anlatmayayım. Deneyimini yaşayan çok insan var. Asla ve kata korkmayacağız. Neden? Şu şiarı edinirsek bu zaten yol haritamız olur. Yaratan varken yaratılmıştan korkmaya gerek yok. Üstelik Kur'an yaratılmışların en şereflisinin de insan olduğunu söylüyor. Evet. O sebeple bu da kulağımıza küpü olsun. Birincisi mesela benim hiç öyle bir hevesim yok. Bak bu kadar hoca yakınımsınız, dolu kişi. Yani hani benim de kafam ne yapacağım çıkacağım da. Ya Allah evet. Bana bu dünyada ilkay olmanın, şu kul olarak şu dünyadan geçmenin hakkını vermeyi nasip etsin. İnşallah yayıncı olarak benden razıdır. Yaptığım işlerden, hayat yolcumdan razı olsun. Benim niyetim bu. Ama çok merak edenler için en azından bu uyarıları dikkate alsınlar. Peki gelelim havas ilmine. İslam kültüründeki gizli ilim bu. Şimdi korunmak önemli ya, havas ilminde şeyden bahsettiniz az önce, işlemler. Evet. Nedir ya o işlemler? Hani sevdiğim gitti geri gelsin işlemi, yok kısmetim açılsın, bereketim açılsın işlemi, böyle şeyler mi var? Öyle şeyler de var. Böyle ya şeyler var, bunlar, böyle şeyler var değil de böyle şeyler de var. Ama bunlar kadere tesir etmek değil mi ve günah değil mi? Bravo. İyilik için bile olsa yani. Tabii ki günah. Tabii. Allah bana bir kısmet vermiş. Ben onu açmak için, hani kısmet bile açmak olsa bana büyümüş gibi geliyor ya hocam. Hemen izah edelim onu da. Şimdi havas ilminin hem zahiri hem batini yönü vardır. Zahiri yönü yine bizim ruhumuza ve de tekamül sürecimize bakar. Batini yönse bu dünyada yaşadığımız şeylere bakar. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi elbette ki iyi ve kötü tarafı da var. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz. Elimizde bir bıçaktır havas ilmi. Biz istersek bununla cinayet işleriz. O zaman havas olmaz, cinayet aleti olur. Ama biz havas ilmiyle mutfakta meyve doğrarsak misafirlerimize ikram etmek için, o zaman bizim hayır için yaptığımız bir argüman olur. Hı hı. Havası ne için kullanacağınıza bağlı olarak bu değişir. Zaten kişinin içinde kötülük yapmak var ise havasla ya da başka bir şeyle mutlaka yapıyor. Beni takip edenler bilirler, büyü konusuna hiç tahammülüm yok. Çok asabım bozuluyor. Aslında kibar olmaya çalışan bir bireyim ama hocam siz büyü yapıyor musunuz dendiğinde böyle nevrim dönüyor ve hiç de hoş konuşmuyorum. O yüzden buradan da söylemiş olayım öyle bir niyeti olanlara. Çok gülüyor çünkü. Büyü yaptırmak istiyorum, büyü yapar mısın diye. Büyü yaptırmak isteyenler elbette ki karşı tarafa, o karşı tarafın istemi dışı müdahale etmeye çalışıyorlar. Havas ilmindeyse, o yazacağımız vevk ve tılsımlardaysa bambaşka bir ilim var. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin belki de günümüze ulaşan, Muhyiddin Arabi Hazretleri olduğu için söylüyorum, belki ondan öncesi de var, ki mutlaka var, kendi hocalarının olduğundan da bahsediyor Arabi Hazretleri. Yine kurban olayım, çok güzel bir adammış ya, Gazali mübarek. Gazali'nin de çok güzel çalışmaları var. Elbette ki Muhyiddin Arabi tamamıyla gizli ilimlere yönelmiş ama Gazali'nin de çok iyi çalışmaları var. Yine Ahmet el-Buni'nin biliyorsunuz kitabı olan kitabını Amerikalılar buradan müzeden almaya çalışmıştı. Bu ilimde pek çok uğraşan büyük zat var. Bu zatların dikkat çektiği birkaç tane esas var. Birincisi harfler ilmi. Ve havas ilminde kullanılan harfler ilmi. Yine ses ilmi. Bugün ses ilmine ne diyorlar? Ses frekansı diyorlar değil mi? Ses enerjisi diyorlar. Yani konuşarak ben sizi etkileyebilirim. Hı hı. Ya da konuşmanın haricinde burada yayınlayacağımız bir frekans sizi beni etkileyebilir. İşte bu da ses frekansı oluyor. Ya Kur'an'da da bir şey yazar. Okuyunca çok, o zaman hiç anlam verememiştim. Kulağınızın duyacağı bir seste Kur'an'ı okuyun diye Kur'an kendisi kendine yazmıştır evet. Yani. Hatta helak eden kavimlerde ne diyordu? Bir ses onları yakaladı. Evet. Bak bir sesle helak kıyamette etmiş. Kıyamette de bir sesle gelecek evet. Falan değil mi? Sura üfürülme meselesi bravo. Yani biz burada da neye yürüyoruz? İkinci aşama demek ki havasta ses ilminde kullanıyoruz. Üçüncü aşama havasta kullanılan başka bir argüman su argümanıdır. Su argümanı da bugün bilim bize diyor ki suyun içinde 444 bin tane kayıt hafızası var ve aynı zamanda bu kayıt hafızası birbiri içinde transfer ediyor. Ben bu suya bir şeyler söylediğimde, bakın dini vecibeden bahsettiğim, dini konulardan bahsetmiyorum. Bir şeyler söylediğimde. Kodladığınızda yani. Kodladığımızda bunu kodladıktan sonra
sizin bardağınızın içine ya da başka bir damacanın içine, şişenin içine döktüğümde suyun hafızası diğerlerine onu da haber veriyor. Bak diyor Kürşat böyle böyle bir şey okudu, siz de faydalanın bundan, ona transfer ediyor. Aman bütün negatif enerjilerden, kötülüklerden korusun, hayra güzelliğe vesile olsun diyor, içiyorum bir yudum. Tekabbelallah. Dolayısıyla insanın %70'i su. Enbiya suresinde de biz insanı sudan yarattık diyor. Demek ki bizim büyük bir bölümümüz su. Bu yüzden hava silmeyi insana etki etmesi açısından... Harfler su ve yazım, yazı. İlmi, yazım ilmi. Nirancat diyoruz ona. Bu ilimlerden bu ilimde kullanılıyor. Yine kevkep ilmi dediğimiz, yani yıldızların ilmi. Ki bugün bilimde ve astrolojide aynısını söylüyor. Hmm. Diyor ki yıldızların, sadece astrolojide söylemiyor, bilim de söylüyor. Diyor ki yıldızların yörüngeleri, döngüleri, yakınlaşıp uzaklaşmaları insana ve dünyaya etki eder. Astrologlar ne diyor? Yıldızların döngüsü sebebiyle insanın karakteristik yapıları ortaya çıkar, azalır, yükselir. Aslında hepsi birbiriyle örtüşüyor. Hava silmi bunların hepsini kapsıyor. Bir de yıldızname diye bir şey var. O da mı hava silminin içinde? Evet, o da hava silminin içine giriyor. Yıldızname dediğimiz şey aslında bugün ismine bakım dediğimiz şey. Bak, ne bak. O? Neye bakıyorlar? Bakım dediğimiz şeyin pek çok çeşidi var. Bunlardan bir tanesi yıldızname. Yıldızname'de sizin doğum haritanıza bakılıyor. Yani astrolog arkadaşların yaptığının bir çeşidi. Sizin doğum haritanıza bakılıyor. Bu doğum haritanızdan sizin yaşamanızın muhtemel olduğu şeyler öngörü olarak size sunuluyor. Yıldızname dediğimizin özeti bu. Tamam. Ama bakım konusu çok çeşitli. Onu daha sonra yer kalırsa konuşuruz. Hava siliminde vevk ve tılsım ilmi vardır. Vevk ve tılsım ilminde de yazarız. Yani nirancat yaparız. Nirancat yazmak demektir. Yazarız ki bir, elimizdeki kendi biyoenerjimizi kullanırız. Yazarız harf ilmini ve harf ilminin enerjisini kullanırız. Yazdıktan sonra o yazdığımız şeylerin bir görevlisi olduğuna inanırız. Nasıl görevli? İlahi sistemde sadece biz insanlar yok. Tarık suresinde in kulli nefsin aleyhi hafiz diyor. İnşallah doğru okumuşumdur ayeti. Bu ayette de diyor ki her insanın yanında bir koruyucu varlık vardır. Bir koruyucu varlık veririz. Ha demek ki biz sadece yazıcı meleklerin olduğu varlıklar değiliz. Biz koruyucu meleğimiz de var. Koruyucu varlığımız da var. Rehber varlığımız da var. Tamam. Dolayısıyla yazdığımız bu tılsım ve veflerin de çalışması, kendini icra etmesi için o ilme hürmet eden, o ilimde bunu icra ettiğimizde yardımcı olacak varlıklar var. Bu yazdığımız tılsım vefki bir araba. Biz diyoruz ki ya da bir tarla. Tarla benzetmesi daha iyi olur herhalde. Bu bir tarla. Tarlaya ben tohumumu ektiğimde bu nasıl bitecek? Sulamazsam bitmez ki kardeşim. Oraya gübrelemezsen bitmez ki kardeşim. Ya da orada zararlı otları, böcekleri temizlemesen o sana verim vermez ki kardeşim. O zaman ne yapacaksın? Bunun çalışmasını istiyorsan usulüne göre yazacaksın, kuralına göre yazacaksın, tütsüsüne dikkat edeceksin, hayırlı gününe, hayırlı saatine dikkat edeceksin. Bunları yaptıktan sonra o yazdığın şeyin görevlisi olan bir hadim diyoruz onlara, bir varlık varsa, o varlık bu yazdığın şey hürmetine senin adına Rabbinden ricacı olacak. Biz bugün dua ederken siz dua ettiğinizde işte o ayette bana dua edin, icabet edeyim dediği mesele bu. Pek çok İslam düşünürünün de söylediği budur. Bir insan dua ettiğinde yanında pek çok melekte şahit olan, yanımızdaki değil, başka şahit olan meleklerde o kul ile beraber takabbalallah derler. Yani Allah'ım kabul et derler. Şahitlik ederler size. Biz dua ettiğimizde ya da biz bir işlem yaptığımızda da bu işlemin görevlisi olan hadimler devreye giriyor. Tıpkı bir nüfus dairesindeki memur gibi biz evrağı oraya veriyoruz. O evrağın işletilmesindeki görevli olan varlık, memur, bizim için Rabbimize ricada bulunuyor. Diyor ki ya Rabbi senin İlkay diye bir kulun var. İlkay diye bir kulun büyüye maruz kalmış idi. Büyüye maruz kaldığı için sen rızka kefilsin ama senin vereceğin rızıkların kamyon kamyon aslında İlkay rızık alacakken, kariyer basamaklarını çok hızlı çıkacakken İlkay'ın önüne kapattılar ya Rabbi. Ve İlkay da bunlardan kurtulmak için... Ki sizin de önünüzü kapattıklarını biliyorum. Benim önümü mü? Ya geçmiş zamanda kapatılmadı mı? TRT dönemlerinden sonra. Aa doğru. Büyü mü yapmışlardı bana bilemiyorum hocam? Bilemiyorum artık. Onu incelemek lazım. Hocam beni bir incele Allah aşkına. Bak büyü yapıldıysa o bozulur. Yok yok öyle bir şey söylemedim. O bozulmalı yani değil mi arkadaşlar? Misal verdim sadece. Önümü kapattılar ya Rabbi diye. O mübarekler de bize bu noktada destek oluyor. Ricacı oluyor. Ki bunu pek çok İslam aleminden de görüyoruz. Ricacı olduklarını ve bize yardım ettiklerini biz sahipsiz değiliz.
Dolayısıyla tılsımlar bu şekilde işleniyor ve çalışmaya başlıyor. Ve şimdi siz hani dediniz ya, ben ya tılsım yapılmasına gerek duymuyorum, gerek yok diye. Aslında gerek korkarım var. Korkarım yani. Ben şöyle korkarım. Kadere tesir etmek. Ben biliyor musunuz, dua etmekten bile, mesela başkası adına dua etmekten bile korkarım. Mesela sizle çalışmayı çok istiyorum diyelim. Allah'ım ne olur Kürşat Berkan'la çalışayım diyemem ben. Benim aşırı bir hassasiyetim olabilir. Akrep burada. Burcusunuz normaldir. Akrep burcuyum aynen. Yani ben bilemiyorum, böyle kadere tesir etmenin çok büyük bir günah oldu. Değer mi ya, adam gitsin, kadın gitsin. Bugün o kapı kapansın, bu kapı açılsın. Günaha değmez diye düşünüyorum ama tılsım günah değil diyorsunuz. Kesinlikle günah olmadığını düşünüyorum. Niye günah olsun? Ama şöyle düşünelim olayı. Kadere tesir etmek değil mi ama bu? Değil. Değil mi? Değil. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Ha, nazar ayeti siz, takmak gibi, nazar bana ya işlemesin. Yani o da belki bir ihtimal ama şöyle düşünün. Az önce verdiğim örnekte gibi, örnekteki gibi. Yönetmenimizin ismi neydi? Emel Hanım. Emel. Hı-hı. Emel Hanım, bize hakkını helal etsin ama diyelim ki çok üstüp olarak da, davranış olarak da çok sıkıntılı bir insan. Siz burada yayın yapıyorsunuz, mecbursunuz burada yayın yapmaya. Sürekli zulmediyor, insanlara bağırıyor, onları aşağı görüyor, hakir görüyor. Kahkaha atıyor şu an içeride, kahkahasını duyuyorum. Nasıl bir enerjisi olduğunu biliyorum. Geldiğimde gördüm. Tabii, güzel tabii. Bir insan ama biz tersini düşünelim. Hani buradaki bir amir olduğu için diyor. Tamam, aynen. Seni yaktık Emel. Herkesten illallah etmiş. Emel Hanım'dan herkes illallah etmiş. Ve siz de ya da buradaki bir kameraman arkadaşım da çok mağdur Emel Hanım'dan. Susmuyor çünkü kadın arkadaş ya. Ne yapacak bu adam? Bir, işini bırakacak. İki, işini bırakırsa çoluğuna çocuğuna rızık götüremeyecek. O zaman ne yapabilir? Zalim insan işlemi var mesela. Zalim insan işlemini yapabilir. Bakın bu bence kadere müdahale etmek değil. Peki bu zalim insan işleminde ne yapılıyor biliyor musunuz? Sadece şu yapılıyor. Tılsımını yazıyor. Tılsımı yaptıktan sonra bu tabii kişiler ooo büyü yapmak falan diyebilir ama bence değil. Bakın ne olduğunu anlatayım, anlayacaksınız. Aha. Zalim insan işlemini yaptıktan sonra o işlemin hadime olan varlık geliyor. Emel Hanım'ı sakinleştiriyor. Kalbine güzellik veriyor. İnsanlara daha sıcak bakmasını sağlıyor. Psikoloğa göndermek gibi yani. Manevi terapiste gidiyorsun. Bunun nesi kötü ki? Yani Emel Hanım sakinleşirse, insanlara daha güzel davranırsa hem kendi rehabilite olmuş olacak hem diğer insanlar selamet bulmuş olacak. Ama hocam nesi şöyle kötü? Mesela ben mesela bir anneyim. Bir çifti çok yakıştırıyorum. Biri oğlum, benim oğlum var. Bir kızı çok beğendim. Çocuk onu sevmiyor diyelim. Araları iyi olsun. Bana göre her şey çok güzel. Çok uygun buluyorum i̇şte onları diye aralarını yapsam. İşte bu böyle değil mi ama bu da? Bu yani. Kadere müdahale işte. Bakın havas ilminde özellikle şu var. Ben havas dersinde de anlatıyorum. Örneğin siz artık havasçı olacaksınız. İşlemler yapacaksınız. Farz edelim ki bunu da çevreniz duydu. Duyduktan sonra size bir tane kadın geldi komşunuz. Ve bu komşunuz dedi ki ya komşu benim eşim zalim. Alkol alan bir adam, işte zalim bir adam, çocuklarıma bakmıyor, evine bakmıyor. Beni bundan kurtar, nasıl kurtarayım? Ya sen havasla falan uğraşıyorsun ya, bana öyle bir işlem yap ki bu adam benden güzellikle ayrılsın. Bak güzellikle ayrılsın, boşanmayı istiyor kadıncağız. Hmm. Zahiren baktığımızda... Ya manevi alemde yardım istemek gibi o zaman havas ilmini. Zahiren baktığımızda kadın aslında haklı olabilir. Zahiren baktığımızda kadın mağdur ve kurtulması gerekiyor. Adam çok kötü bir adam çünkü. Evet, zahiren baktığımızda böyle. Ama batinen baktığımızda böyle olmayabilir. O adamın zalim oluşu seni ilgilendirmez kardeşim. Beni ilgilendirmez. Peki ne yapacağız? Biz diyoruz ki istihare yapacaksın. İstihare yapmadan gidip müdahale etmeyeceksin. Onların kader planına müdahale etmeyeceksin. Hele hele bazen insanlar diyor ki hocam havas ilmiyle... Ha işte, hoca da bunu yapayım mı yapmayayım diye rüyaya mı yatıyor tabii yani? Tabii istihareye yatacaksın. Mesela diyor ki hocam işte benim gelinimle oğlumun arası çok kötü. Bence boşansınlar, boşanmalarını istiyorum. Yok ya. Tabii ben nereden, bu nasıl büyük bir sorun bu? Bu doğru bir davranış değil. Çünkü belki de Allah o evliliğe öyle bir güzellik sakladı ki ikisi birbirinin sınavı. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrınızın sonunda mükafat var diyor Allah. Belki sabretseler o ikisi arasına Allah başka mükafat koydu. Sen ne biliyorsun? Sana ne yani? O eş örneğinde de ben şunu söylüyorum arkadaşlara, diyorum ki istihareye yatacaksınız. İstiharedeki sonuca göre hareket edeceksiniz. Neden? Belki adam o kadından boşanacak, çok mutlu olacak. Kadın da mutlu olacak, belki boşanmaları lazım. Ya belki da, birlikte olmaları lazım. Bilemeyiz ki biz bunu. Ya da sanıyorum ki Beyazıt-ı Bistami Hazretleri'nin bir menkıbesinde vardı. Ya da adam zalim ama adamın belki bir avuç günahı var, bir avuç sevabı var. O sevaplar silinsin, tam anlamıyla cehenneme hak etsin diye bu zulme devam ettiriliyor.
Belki de kadının bir avuç günahı var. O günahlar silinsin de kadın ebedi cennete nail olsun diye Allah onlara bunları yaşatıyor. Sen bilemezsin. Yani kadın zulüm görüyor diye, adam zulüm görüyor diye bunu bilemezsin. Hocam İlkay Hanım beni dolandırdı. Bana işte 10 bin lira zarar ettirdi. Peki İlkay Hanım'ın dolandırdığı para sana mı aitti? Sen nereden kazandın o parayı? O para da Allah'ındı. O para sana emanet olarak verilmişti ve sen kaybettin. İlkay Hanım dolandırıcı demeden önce de kendine bir bak. Benim neyim eksikti? Sadakamı mı az verdim? Allah'a az mı şükrettim? Önce kendine bak. Ondan sonra İlkay Hanım'ı yargıla. Ama bizim insanlarımızda muazzam bir intikam alma duygusu var. Bazen biz görüyoruz derslerde de sırf intikam almak için geliyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hayır. Ve bu ilim o insanlara fayda etmiyor. Ya Allah ona izin verir mi o zaman ya? Kader planına müdahale etmek dediğimiz işte böyle bir şey. Peki büyüye gelelim. Büyü hava silmiyle değil, kabalayla mı yapılıyor? Ama bizim şeyde de var. Hani İslam kültüründe tabii, de var. Tabii. İşte şunu söylüyorum aslında. Bakın havas ilmi bir üst çatı. Bu üst çatının altında başka dalları var. Cinlerle ilgili ilim var, ruhlarla ilgili ilim var, büyüyle ilgili ilim var, ruhun yolculuğu ama astral değil, tayyi mekanla ilgili ilimler var, cifir ilmi var, remil ilmi var. Havas aslında büyük bir çatı ya da bir ağaç, ağacın dalları var. Büyü yapıldığını nasıl anlar? Nasıl anlar insan? Şimdi bana büyü yapıldı diyor, ben büyüyle ayrıldım diyor, atıyorum ben büyüyle kısmetim kapandı diyor. Hani izleyenlere katkı sağlasın diye diyorum. Sonra büyü nasıl bozuluyor, sonra negatif enerjilerden korunma yöntemine geçeceğiz. Ah büyü nasıl bozulur, öyle kolay olsa keşke hepimiz bozardık. İsteyen isteyene büyü yapabiliyor mu ya hocam? Bu kadar basit mi bu işler ya? İsteyen isteyene büyü yapabiliyor ama isteyen isteyene büyü yaptığı zaman isteyenin istediği gibi büyü tutmuyor. Bir örnekle anlatayım mı? Ha. Bunu aslında başka bir televizyon programında anlatmıştım ama çok güzel bir örnek olduğu için anlatıyorum. Bakın canlı canlı yaşadığım bir olay. Bir gün bir eve gittik, yanımızda bir hoca arkadaşla, metafizik uzmanı dediğimiz bir hoca arkadaşla gittik. Bu hoca arkadaşın kızı krize girmiş, kurtulamıyor. Bağırıyor, çağırıyor, bana saldırıyorlar diyor, beni kurtarın diyor, beni boğuyorlar diyor. Hoca da zinhar dinsiz, hiçbir şeye inanmıyor. Neyin hocası? Şey, hoca diyorum, babası, kızın babası inanmıyor. Ha, kızın babası inanmıyor. Dinsiz. Yani ben... Çıldırdı kızım diyor yani. Hiçbir şeye inanmıyor. Hayır müdahale ettirmiyor. Psikoloğa götürün diyor ya. Bunun işi psikolog. Ki götürmüşler de. Tamam. İşte rehabilitasyon görmüş vesaire. Psikologluk da olabilir ayrıca bu tarz konular. Gitmiş tabii ki olabilir. Ona istirazımız yok. Gitmişler. Ama kadın da adamın tam tersi dinine düşkün bir kadıncağız. Ve kadın diyor ki artık sen kes sesini otur yerine. Ben bu kıza bir de böyle bakacağım. Tamam. Bir de böyle bakacağım. Sonra işte hoca arkadaşı buluyorlar. Hoca arkadaşı dedi ki ya Kürşat hocam böyle böyle bir mesele var. Bak senin de dikkatini çeker. Gel sen de bir izle. Tamam gittik. Hızlıca anlatıyorum. Gittikten sonra kızı yatırmışlar sarı bir ceketin üzerine. Nasıl çırpınıyor? Beni kurtarın. Bunlar beni boğacaklar. Babamın yüzünden olduğu falan. Nasıl babanın yüzünden oldu bilmiyorum diyor. Babası da kızına muazzam düşkün. Babamın yüzünden oldu. İşte bunu demeye başladıktan sonra baba zaten kabul etmiş. Neyse hoca seansını yaptı. Seansını yaptıktan sonra cinler insanların ses tellerini kullanarak insanların ağzından konuşabilirler. Devreye girip konuşabilirler. Kızın ağzından konuşturmaya çalışıyor hoca. Neyse bayağı konuşturdu. En son dedi ki, bak dedi senle bir anlaşma yapalım. Hoca cine söylüyor, senle bir anlaşma yapalım. Ben seni rahat bırakacağım, bu bedende kalmana izin vereceğim. Anne hemen müdahale ediyor, ha hocam olur mu? Sen sus, bekle. Bu bedende kalmana izin vereceğim. Ama tek bir şartım var, bana sadece kimin yaptığını söyle. Başka bir şey istemiyorum. Kimin yaptığını söyle ve ne işin yaptığını söyle. Söz seni bırakacağım. Büyüyle mi musallat olmuş o kıza yani? Evet, geliyorum oraya. Söz seni rahat bırakacağım. Söz mü? Söz rahat bırakacağım. Hiç merak etme. Tamam. Dedi ki büyü, bu kızla dedi büyü yapıldı. Tamam. Kim yaptı büyüyü? Babası yaptı. Herkes şok. Adam kızı için ölüyor. Bir fırladı. Sahtekarlar, dolandırıcılar, defolun gidin evimden. Ben nasıl kızıma büyü yaparım falan filan diye. Ortalık bir karıştı. Adam tuttu hocayı sırtından böyle asıldı geri yere serdi. Orada başka amcası falan vardı. Onlar müdahale etti. Abi sen ne yapıyorsun? Dur. Adam söylemedi ki. Kızı söyledi. Bir sakin ol. Yok bunlar sahtekar kızımı hipnoz etti falan. Sonra hoca dedi ki. Hoca da gerçekten muteber bir adamdı. Dedi ki bak abi canım benim. Bir müsaade et. Cinler yalancıdır. Belki de yalan konuşuyor. Bir bekle. Bir bekle. Bir sabret. Bir dinleyelim. Zaten yalan konuşuyor. Ben eminim. Neyse adamı sakinleştirdiler. Kıza tekrar anlattırıyor. Baban, kızın babası büyü yapmaz. Kızını çok seviyor. Niye kızının böyle kötü bir şey olmasına izin versin ki? Yok dedi o büyü yaptı. Nasıl yaptı onu söyle. Şurada bir kadına gitti. Şöyle şöyle yaptı.
bugün neydi, Tuzla mı diyorlar, daha ilerisi neydi? Kocaeli. Kocaeli'nde bir büyücüye gidiyor adam. İşte şu büyücüye gitti, şöyle bir eve gitti, kadın şöyle konuştular, kadından böyle para aldılar. Hoca dedi ki ya bak sen yalancısın. Yalan söylediğin için seni yakacağım, seni yok edeceğim. Ya bana doğruyu söyle ya da yalan konuşma. Hayır, doğruyu söylüyorum. Ya bu adam kızına zarar vermez. Kızını çok seviyor. Doğru söyle. Kızına zarar vermek için yapmadı zaten. Şimdi bakın asıl bomba yere geliyorum. Kızına zarar vermek için yapmadı zaten. Ne için yaptı o zaman? Bu adamın bir tane oğlu var. İsmi bu. Evet. Oğlu gitti. Kapalı bir kızla, tesettürlü bir kızla, Kur'an kursu hocası olan bir kızla evlendi. Tamam. Oğlu o kızdan ayrılsın diye yaptı büyüyü. Büyünün görevlisi olan cinler de hem çocuğun hem kızın yanına gitti. Bak büyüyü kime yaptı adam? Hem kızın hem o gelinin yanına gitti. Ama gelinin o enerjisi o kadar yüksek ki yanaşamadık onun yanına. Biz de geldik, kızına musallat olduk. Ay tüylerim diken diken, yemin ediyorum size. Yani büyü yaptığımızda... Gözünüzün önünde mi oldu bu yani? Oldu da asıl önemli yer bence şurası. Ha. Büyü yapıldığında direkt size isabet etmesi her zaman söz konusu olmayabiliyor. Belki de büyü yapana geri dönecek. Bak bu adam örneğinde olduğu gibi aslında çok güzel bir örnek, geri dönmüş. Yani her büyü herkese tutacak diye bir kaygı. Adam kabul etti mi? Etmez mi? Öyle ayrıntılar verdi ki, o konuşan varlık öyle ayrıntılar verdi ki. Ya ve peki büyü yapıldı diye kalır mı? Bunun bir süresi yok mu? Bozulmaz mı ya? Bir detay daha söyleyeyim. Ona cevap vereyim, bir detay daha söyleyeyim. Adam şimdi inkar ediyor ya, bir detay söyledi, adam zaten ondan sonra sustu. Şimdi adam inkar ediyor, hayır ben yapmadım, onlar da Allah lanet etsin falan, böyle ben... Konuşuyor böyle yani. O varlık dedi ki, sanıyorum adamın adı Muhlis'ti. Muhsin de olabilir. Muhlis diye hatırlıyorum. Dedi ki bana bak Muhlis, o iş yerindeki üçüncü katta çalışan kadınla arandaki konuları anlatırsam ailenin yüzüne bakamazsın. Yancı falan. Sonra çevirdi şey, konuşan varlık. Ben dedi onunla karını aldatıyorsun demedim. Ama dedi bana anlattırma. Ama tabii biz anladık meselenin ne olduğunu. Yani bunu söyledikten sonra adam sustu. Özetle büyü iki uçlu bir bıçaktır arkadaşlar. Büyü yapmaya meyletmeyin. Büyü yaptığınız an siz sanıyorsunuz ki ben karşı tarafı etkileyeceğim ama hayır. İlk bıçak darbesini kendi kalbinizin üzerine saplıyorsunuz. İnsanda bir aura beden var. Biz sadece etten kemikten insanlar değiliz. Büyü yaptığınız an o enerji bedeninizi, aura bedeninizi yok ediyorsunuz. Dünyanın çekirdeğine Hadid suresinde söyler. Biz demiri dünyaya indirdik diye. Dünyanın merkezinde demir var. Dünyanın dışında da Van Ellen kuşakları var. Dünyayı korusun diye. Zararlı taşlardan, zararlı seslerden, zararlı enerjilerden korusun diye Van Ellen kuşakları var. İnsanın da özünde demir var. İnsanın da özünde demir var. Dolayısıyla bu demir de bizim dışımızda aura bedeni oluşturuyor ve o bedenin sağlam kalmasını sağlıyor. Sen büyü yaptığın zaman o aura bedeni zayıflatıyorsun ve müdahale ediyorsun. Ve aslında kendine büyü yapmış oluyorsun. Aura bedenini, elbiseni çıkartmış oluyorsun. Çıplak hale geliyorsun. Dolayısıyla bu hale geldikten sonra etrafındaki metafiziki varlıkların içerisinde şeytani olanlar önce sana musallat oluyor. O yüzden büyüden uzak dur, buna gerek yok. Çünkü bak defalarca söyledik, Allah bana dua edin diyor. Bir muradın varsa Allah önce sana onu murad, o muradını vermesi için dua et. Başka ötesi yok. Dua ettiğinde bakın gerçekleşiyor. Bir küçük bir detay söyleyeyim, çok çok özür. Çok iyi birisi, mübarek birisiyim gibi bir iddiayla söylemiyorum bunu ama Rabbim benim bu yaşıma kadar ne dua ettiysem hepsini kabul etti çok şükür. Her zaman diyorum mesela, pek çok beni takip edenler bilirler. Hep diyordum ki 3 tane duam var kabul olmayan ama biliyorum zamanı geldi mi kabul olacak diyordum. Bu sene o duamın biri de kabul oldu çok şükür. Oh ne güzel, Allah kabul. Hem de öyle bir kabul oldu ki şok oldum ben. Kaldı 2 tane duam. Ölmeden inşallah onlar da kabul olacaktır. Ama dert etmiyorum. Siz de dert etmeyin. Duanız kabul olmadığında şükredin aslında. Belki de sizin için daha hayırlısını kurguluyor. Hayırlısı demişken de bir serzenişte bulunayım müsaadenizle. Bazı aklı evveller çıkmışım diyor ki Allah'tan hayırlısını istemeyin. Niye? Bilemezsin ne hayırlısı. Derviş duası bu diyorlar. Yani ya senin için hayırlı ya. Olan yapmayın, atıyorum çok sevdiğin birini kaybetmekse falan. Ya eğer bunu yaşamanız gerekiyorsa, hayırlısı buysa Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi o çocuk ölecektir ya. Allah sizin için, siz Allah'tan daha iyi bilemezsiniz. Ne demek hayırlısını istemeyin? Hayırlı kelimesi ne demek bir kere ya? Hayırlı kelimesi ne demek yani? Tabii ki hayırlısını isteyeceğim. Ya Rabbi benim için en hayırlısı neyse onu ver. Ben Rabbimden daha mı iyi bileceğim? Allah göstermesin ama bir aile düşünün. Bu aile trafik kazası geçirecek. Trafik kazası geçirdiğinde yola çıkıyor bu aile. Yola çıkmadan önce baba dua ediyor. Allah'ım ben yola çıkıyorum.
kaza bela verme, bana hayırlısını ver. Bu yanlış bir dua mı ben sizce? Bence yanlış bir dua değil. O yola çıktığında, trafik kazası geçirdiğinde o ailenin bütün bireyleri ölecek, belki kendisi hayatta kalacak. Kendisi hayırlı, hayatta kalması o adam için hayırlıdır. Ama sen diyorsun ki yok, hayırlısını isteme. Belki de ailesinin ölmesi hayırlıydı. Bunun pek çok çeşidi olabilir. Şimdi anlatmayayım, çok evet, dini meselelere kayacağız ama belki de o adamın hayatta kalması hayırlıydı. O adamın o raddeden sonra neler yaşayacağı, nasıl bir tekamüle erişeceği, o adamın dünyada yaşadıklarının hürmetine, belki de yani neyse çok detaya girmeyeceğim ama belki de dünyada yaşadıklarının hürmetine o kaybettiği insanların da makamında değişiklik olacak. Allah o insanın güzelliğinin hürmetine, mücadelesinin hürmetine belki trafik kazasında kaybettiklerinin de makamını değiştirecek. Bilemezsin kardeşim sen. O yüzden Rabbinden sen hayırlısın. Kimsenin hayat yolculuğu bilinmez. Hatta şeyi çok seviyorum ben. Deniz Erten günahkara günahlarından kâr eden der. Adam o kadar günahkardır, biz onu yargılama hadsizliğine düşeriz. Evet. Lakin bilemeyiz, öyle bir yüreği yanar ki o günahlarla Rabbime bir bakarsınız herkesten yakın oluverir. Bilemeyiz neyi nereye çıkartacak. Ya da biz iyi yolda yürüyoruz sanırız. Ya her şey tek bir nefes, son bir an. Rabbim dost doğru yolda sıratel müstakimle tutsun inşallah. Amin inşallah. Peki bizde büyü varsa bir kere büyü yani yaptırmakla ilgili kısmı zaten geçiyorum. Yani öyle bir günaha hiçbir şey için bana göre değmez. Rabbim şaşırtmasın şey kimseye. Allah lanet ediyor. Sizi yaratan, yaratıcı size lanet ediyor. Büyü yaptırdığınız an. Ay, yani mi? Allah korusun. Lakin ben şurasındayım. Büyü yapıldıysa nasıl anlarız hocam? Bize. Büyü yapıldı nasıl anlarız? Ha yani işte. Bunu anlamanın bir yolu yöntemi var mı? Tabii ki var. Bunun pek çok çeşidi var. Bunların pek çoğuna da bakım deniyor. Bakım yapılarak anlaşılabiliyor. Kişi kendi kendine fark edebilir mi? Evet tabii ki. Hemen onları sıralayalım. Ama şunu da söylüyorum. Bize büyü yapıp yapılmadığını biz kendimiz anlayabiliriz. Çözümü noktasındaysa bir mücadele gerekiyor. Hemen önce nasıl anlayabileceğimizi ifade edeyim. Bunun iki tane yöntemi var. Birinci yöntemi, bugün teknolojiye sahibiz hepimiz. YouTube'da vesairede rukiye ayetleri var. Rukiye demek okuma demek. Yani ses enerjisini kullanmak demek. Allah'ın ayetleri ile ses enerjisini kullanarak bizim bedenimizi etkileme metodu bu. Şunu yapabiliriz. Akşam uyuyacağınız zaman YouTube'da rukiye ayetleri yazdığınızda çıkıyor. 1-1,5 saatlik versiyonları var. Tamam. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde seçilmiş ayetler var. Cin ayetleri, sihir ayetleri, büyü ayetleri vesaire diye. Bu ayetleri kulaklığımıza, telefonumuza takıyoruz, uzanıyoruz, kulağımıza takıyoruz ve dinlemeye başlıyoruz. Bu ayetleri dinlemeye başladığımızda, dedim ya 1-1,5 saatlik diye, yarım saatten, 30 dakikadan sonra vücudumuzda aksiyonlar oluyor. Uyuşma, titreme, heyecanlanma, ağlama hissi, gülme hissi, yanma vesaire gibi. Bu gibi aksiyonlar olursa bizde bir rahatsızlık olduğuna işaret eder. Ancak bu rahatsızlıklarda şu noktayı unutmasınlar. Sizin omuzlarınızdan aşağıya olacak aksiyonlar var ise bunlar büyü ya da musallata işaret edebilir. Lakin bazen sadece üstümüzde, yani omuzdan yukarıda, göğüsten yukarıda, buradaki letaif noktalarından yukarıda bazı aksiyonlar oluyor. Bu aksiyonlar olduğunda sadece nazardır. Hemen aman bende büyü var diye birilerine koşmayın. İkisini mutlaka ayırın. Çünkü nazar aşağıya inmez. Nazar kulaklara vurur, gözlere vurur. Şu arka tarafta bizim kanalımız vardır, buraya vurur. Sırta vurur, o kanat dediğimiz yerlere vurur. Bunlar nazarın aksiyonları. Hemen böyle bu ayetleri dinleyince bunlar olduğunda aman bende büyü var falan demeyin. Ondan sonra sürünüyorsunuz hoca hoca diye. Yapmayın ne olursunuz. İkincisi, bakım yapma hususunda şöyle bir bardak suyumuzu alıyoruz. Bir bardak suyumuzun içine az önce havası konuşurken anlattığım gibi ayetlerimizi okuyoruz. Bu ayetler muhafazateyn dediğimiz ayetlerdir. Bunlar da muhafazateyn. Böyle evet, yazarsak bulur muyuz? Evet bulabiliriz. Tamam. Koruma ayetleridir. Nedir onlar? Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak, Nas. Bunları suyumuzun içine okuyoruz. Sonra diyoruz ki ya Rabbi şifa niyetine ben bu suyu içiyorum. Lakin ince bir detay. Önce suyumuzdan bir yudum alıyoruz. Okumadan bir yudum aldık. Ben de fırsattan istifade edeyim. Bir yudum aldıktan sonra okumaya başlıyoruz. Tamam. İlk yudumumuzu aldık test etmek için. Tamam. Okuduk. Aynı şu şekilde. Bakın suyun içine üflemek yok. Karbondioksiti oraya aktarmayın. Şu şekilde okuyoruz. İşte mesela Fatiha, Sezubillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyake Na'budu diye okuyoruz. Tamam. Ne okuyorduk? Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak, Nas. Bunları okurken birer sefer okumak yeterli ama
Tavsiyem 3 ya da 7 okuyun. Etkisi çok daha fazla olur. Tamam. 3 ya da 7. Diyelim ki 7 defa okudunuz. Sonra bekliyoruz birkaç saniye. Sonra suyumuzdan yine içiyoruz. Bu suyumuzdan ikinci defa içtiğimizde ilkinden farklı olduğunu görmekle beraber... Tadının farklı olduğunu görmekle beraber yaklaşık 20 dakika içerisinde, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika olabilir. 20 dakika içerisinde ağzımızda acı tat, ağzımızda metal tadı, ağzımızda çamur tadı, bedenimizde yanma, kalbimizde daralma, heyecan basması, uyuşma, karıncalanma gibi aksiyonlar olabilir. Bunlar olduğunda bizde bir maraz olduğuna işaret eder. Ay neyse, var ya, ilk defa ben bunları duyuyorum arkadaşlar. Siz biliyor muydunuz bilmiyorum, yayında sizde büyü var mı yok bence mu tespit etme. Bence sizin takipçileriniz oldukça biliyordur. Takipçiler, iyi takipçiler bence biliyordur. Tamam peki, çoğu var biliyordur. Oldu bunlar, ne yapacak şimdi insanlar i̇şte panik aslında, halinde videoyu kapatmasın. İşte bam teli burası, bunu nasıl çözeceğiz? Tamam. Bakın bunu çözmenin net bir yöntemi yok. Ne olması gerektiğini anlatmak zor. Niye zor? Hemen söyleyeyim. Çünkü birçok yöntemi var. Bu yöntemlerin... Kendiliğinden çözülmez mi hocam? Büyünün bir süresi yok mu? 40 günde biter, 60 günde biter falan gibi. Yani Allah böyle büyü yapılınca bırakıyor mu bunu boş boş bu sistemi? Bırakmaz, doğru söylüyorsunuz. Bu tamamıyla sizinle alakalı. Büyü çözüme metotları var. Hmm. Bu metotların içinde düğüm çözüme metodunu kullanabilirsiniz. İşte okuma metodunu kullanabilirsiniz. Tılsım yapma metodunu kullanabilirsiniz. Evi arındırma metodunu kullanabilirsiniz. Kendinizi arındırma metodunu kullanabilirsiniz. Letaif yükseltme metodunu kullanabilirsiniz. Aura enerjisini yükseltme metodunu kullanabilirsiniz. Esmanızı okuyarak çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Yine esmalarla 40 gün boyunca bir diyet var. Onu yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde sizin bütün çakralarınıza karşılık gelen esmaları okuyarak çare bulmaya çalışabilirsiniz. Yani tek bir çözümü yok. Bunu niye anlattım? Şu yüzden. Bizim ülkede şöyle bir vaziyet var. Bende büyü var. İnşallah olmaz. Dediler ki bana, İlkay diye bir hoca hanım var, ona gidersen o kesin çözer. Arkadaşlar bak hocam, bir saniye, kimseye paranızı pulunuzu kaptırmayın. Ben yıllarca muhabirlik yaptım. Rabbim beni neye hazırlıyormuş, ben bunu anladım. Gizli kamera takıp hoca ben haber yaptım. Deşifre haber programında 10 yıl. Bakın bütün varını yoğunu üfürükçülere, hocalara kaptıran insanların haberlerini çektim. Meğer bugün bu programlarda daha uyanık olayım diyeymiş. Bravo. Bu şey bilgilerin söyleyeyim. İçinde çünkü o deneyimlerim olmadan düşseydim ne olurdu sonum hiç bilmiyorum hocam. Buraya kimler konuk olurdu bilmiyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Dolayısıyla canınızı yakacak maddi bedeller olmamalı. Bilmiyorum, lütfen çok dikkat edin burada da arkadaşlar, değil mi? Kime nasıl güveneceğiz? Kesinlikle öyle. Hatta öyle ki bazı insanlar inanın psikolojik sıkıntıları var. Bakın gerçekten psikolojik sıkıntılar var ama kendini öyle bir kaptırmış ki bende büyü var diye milyonlar harcıyorlar ya. Gerçekten milyonlar harcıyorlar. Bir de bazı manyaklar var, hani büyü falan dedik ya. Bir şeye tutuluyor, onu elde etmek için ciddi paralar harcıyor. Hocaya gidiyorsunuz, metafizik uzmanına gidiyorsunuz. Diyor ki ben para almıyorum, gel merak etme. Oo çok güzel, hoca para almıyor. Diyor ki Arabistan'da deve kestireceğim diyor, şu kadar milyon dolar diyor. Aslında para almıyor diyor, aman arkadaşlar. Ya da diyor ki işte ben malzeme alacağım. Ne malzemesi alacağım hocam? Safran alacağım. Çok pahalı. Kaç para hocam? 10 bin lira. Hani para almıyordun? Ne safranı ne 10 bin lirası ya. Bugün bir avuç safran 50 lira 100 lira. Alıyorsun bir tane bardak su kardeşim. İçine bak, safran tarifi veriyorum size, hiçbir yerde bulamazsınız. Alıyorsun bir tane bardak. İçine 3 tane buz atıyorsun. 3 parça ya da 2 parça buz atıyorsun. Üzerine bir avuç safranı koyuyorsun. Erimeye bırakıyorsun. Eridikten sonra tatlı kaşığıyla içilebilecek gül suyu olacak. Tatlı kaşığıyla, aktarlar da var. Gül suyunu koyuyorsun, al sana safran. Ya sen deli misin? Divane misin? O yüzden siz yöntemi öğrenin diyorum ben. Hoca hoca gezmeyin, siz yöntemi öğrenin. Dua etsek, peki mesela büyü yapıldığını varmayan böyle bir şey uyduruyorum. Tespit ettim, okudum, fenalaştım şimdi bunları. Sonra da yattım secdeye, inancım neyse ya da ona. Gece gündüz Rabbime dua ediyorum, bana yardım et. Bu büyüler çözülsün diye, olmaz mı? Allah dualara icabet edeceğim diyor ama kabul edeceğim demiyor. İcabet edeceğim diyor ama kabul edeceğim demiyor. Kabul etme meselesi tamamıyla Rabbimizin tasarrufudur. Onun bileceği şey. Bazen bana büyü yapılır. Ben 5 yıl yırtınırım, o büyüden kurtulamam. Size büyü yapılır, sabah büyü yapılır. Anlarsınız, akşam eve gidersiniz, dersiniz ki sadece iki kelime. Ya Rabbi, bende bir şeyler olduğundan şüpheleniyorum, beni kurtar. O an Allah tecelli eder. Allah'ın hükmü tecelli eder ve kurtulursunuz. Bunu bilemeyiz. Ama özetle dua ederek kurtulunabilir miyim? Evet, bu da ihtimallerden bir tanesidir. Çünkü düşünün, yani Allah Resulü'nün hadislerinde bile var.
ayette de vardı sanıyorum ki, duanız olmasa neye yararsınız ki? Neye yararız ki? O yüzden dua elbette ki çok önemli. Ama şu şey konusunda, hoca gezme konusunda dediğinizi çok önemsiyorum. Kesinlikle çok dikkat etsinler. Seni hemen kurtaracağım. Yani. Bunun çözümü bende diyenden kaçın arkadaşlar. Hele bir de %100 diyenler var. %100 diyen, çözüm bende diyen, çok para isteyen bilemiyorum. Yani çok dikkatli olun ne olur. Hani bu konuları işlediğimiz için bu uyarıların altını çizmek ihtiyacı hissediyorum. Evet var. Lakin olduğu kadar tuzaklar var. İyiler olduğu kadar kötüler var. Çok dikkat edin arkadaşlar. İnsanların zaaflarından avlamak isteyen müthiş bir istismar şeyi de, çetesi de var yani. Orada herkes uyanık olsun. Bence biraz ben kendi insanımıza da suç buluyorum. Biz kendimiz kaşınıyoruz. Allah o kadar güzel ilimler vermiş ki onları araştırmak yerine hemen istiyoruz ki birisi gelsin bize sihirli değnekle dokunsun. Her şey güllük gülistanlık olsun. Mesela bereket işlemleri var. Bereket rızık işlemleri var. Büyü sebebiyle bir insanın rızkı 10 iken bile 2'ye 3'e düşebiliyor. Buna amenna, buna itirazım yok. Ama istiyorlar ki bir anda yatlarım olsun, katlarım olsun, uçayım kaçayım. Ya yok kardeşim, belki de senin yaşadığın o sıkıntı senin sınav vesilen. Belki de o aşamayı geçersen, diyor ya ayette, sabredenleri müjdele diye. Benim bir de bakış açım budur. Allah izin vermeseydi o büyü tutmazdı. Ne yapalım? Bravo. Hemen bir örnekle anlatayım mı diye size? Diye derim yani. Bravo. Allah Resulü döneminde bir kadıncağız vardı. Kadıncağız işte çok ciddi şekilde kapanan bir kadıncağızdı. Ve büyüye maruz kaldı. Ya da cinlerin tasallutuna maruz kaldı. Sonra Allah Resulü'nün kapısını çaldı. Dayanamadı artık. Dedi ki ya Resulallah, ben dayanamıyorum artık buna. Düşüyorum, bayılıyorum ve bunu çarşıda falan da oluyor bu. Ve düşüp bayıldığımda bana saldırdıklarını da görüyorum. Biliyorum. Dua et de kurtulayım. Allah Resulü dedi ki sen mücadele et, ben sana dua etmeyeyim. Nasıl yani? Bana dua et ya Resulallah. Ben kadınım. Üstüm başım açılıyor. Ve artık bunu da yaşayamıyorum. Bana dua et. Tekrar söylüyor. Ben sana dua etmeyeyim. Sen bununla mücadele et. Şehitlerden olursun. Yok ya Resulallah diyor. Ben dayanamam. Bana dua et. Ve dua ediyor. Gittikten sonra yanındaki sahabelerden şaşıranlar oluyor. Diyor ki ya Resulallah, bunun hikmeti ne? Niye böyle söylediniz? Yani derdi olana hemen dua ederken bu kadına niye dua etmediniz? Allah Resulü diyor ki bu onun cenneti kazanmasında bir vesileydi. Eğer sabretseydi ve o sabırla beraber mücadele edip kazansaydı cennet ehli olacaktı. Ama sabredemedi. Dediğiniz gibi belki de bizim üzerimizde olan bu büyü bizim başka bir şeylere tekamül edeceğimiz seviyenin basamaklarıdır. Şöyle değil midir? İslam tarihine baktığımızda, sadece bizim İslam tarihinde de yok ayrıca. Mesela Hint kültürüne baktığımızda da var. İşte daha yukarılara çıktığımızda başka kültürler de var. Şaman kültüründe var, İnkalar da var, Sümerler de var. Bu kültürlerin hepsinde, özellikle bize, biz içinde olduğumuz için söylüyorum, İslam kültüründe derdinizle dertlenin ve derdinizden şikayet etmeyin derler ya. Derdin olduğunda şükretmeyi öğren. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diye. Bravo ya, bitti. Özet bu yani. Sözü var. Tabii ki ben hastalanınca doktora gidiyorsak, o başka. Bir şeyimiz varsa yardım isteyeceğiz, birbirimizden de isteyeceğiz, güvendiğimiz kişilerden çare isteyeceğiz. Çare vermek başka, şikayet etmek başka. Aynen öyle. Lakin işte kafayı yemek noktasına Allah getirmesin tabii kimse. Tabii ki. Burada konuşmak kolay, bir de yaşayanlara sormak lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hadi çok açtık süremizi, nazar ve kötü enerjilerden de korunmayı hocam bize öğret. Bari en azından şuradan bir rahat edelim, çıkalım. Kötü enerjileri bilmiyorum. Bu herkesin tekamülüne göre değişir ama nazar hakkında bir şey söyleyeyim tamam. Size. Bunu mutlaka. Nazar büyüden bir şey yapalım. Bize nazar büyü tesir etmesin. Var mı öyle bir şey? Nazar büyü tesir etmesin. Güzel. Ne siz olur Allah'ın ya. Emri ve yasaklarından korunduğunuz sürece size nazar ve büyü tesir etmez. Az önce verdiğim o adamın gelininde olduğu gibi. Bu sadece bakın Allah'ın emri ve yasaklarına uymak derken sadece sizin namazınızdan bahsetmiyorum. Tabii Allah'ın sadece sizin orucunuzdan bahsetmiyorum. Güzel tutmak. Neyden bahsediyorum biliyor musunuz? Onlar da var ama. Ha. İlk korunacağımız şey ya da ilk Allah'a layık olacağımız şey ahlaklı olmak. Bize en çok lazım olan bu. Sen burada çıkıp konuşuyorsun Kürşat Berkan, kendi nefsimi anlatıyorum. Sen burada çıkıp konuşuyorsun Kürşat Berkan, sokağa çıktığında bir kediyi tekmeliyorsan sen ahlaklı değilsin. Sen sokağa çıktığında başkasının hakkını yiyorsan sen ahlaklı değilsin. Sen buradan ayrıldığında geçip içeride İlkay Buharalı ile beraber X kişiyi çekiştiriyorsan, dedikodu yapıyorsan, fitne çıkarıyorsan, İlkay Hanım şu var ya sizin hakkınızda böyle böyle söylemiş diye fitne çıkarıyorsan sen ahlaklı değilsin kardeşim. Sonra diyorsun ki ay benim enerjim çok yüksek olsun. Olmaz canım benim, olmaz. Sen önce kendi auranı düzelt, ahlakını düzelt. Diyor ki benim çakram kapanmış, kapanır.
Niye kapanmasın ki? Çünkü sen o çakrayı söz enerjinle kendine büyü yaparak kapattın. Önce sen kendin büyü yapmamayı öğren. Büyü yapan Allah lanet diyor. Büyüden uzaktır. Düzgün konuş. Kendine bile düzgün konuş. Bırak başkasına konuşmayı, kendine bile düzgün konuş. Ya bugün bırakın hani İslam kültüründen falan bahsediyoruz ama yahu bilimsel deney var ya. Adam diyor ki, Japon bir araştırmacı var. Ha. Suyun içerisine diyor, gece uyumadan önce iyi dileklerinizi yazın kağıda. Suyun içine diyor, o iyi dilekleri yazdığınız kağıdı koyun, sabah o suyu için diyor. E kardeşim bunu bir yıllardır İslam kültürü anlatıyor. Demek ki bak burada bile konuşmanın sesin enerjisi varmış. E ne dedik? Enbiya suresi ne diyordu? İnsanın %70'i su. Biz insanı sudan yarattık. Bilim ne diyordu? İnsanın %60'ı %70'i su. İnsanın %60'ı %70'i su. O zaman bizim konuştuklarımız da bizi su olduğumuz için bizi etkiliyor. Demek ki sen her ahlaksızlık yaptığında, yani bizim toplumda şöyle bir şey var maalesef. Ahlaksızlığı sadece cinsel tercihler üzerinden yargılıyorlar. Hayır kardeşim, hayır. Senin yaptığın dedikodu, senin yaptığın işçi hakkını yeme, senin yaptığın insanlara davranış, senin yaptığın insanları hakir görme bile bir ahlak davranışı. Sen ahlaklı olmadığın, ahlaklı konuşmadığın sürece ne çakranı ne bir şey, hiçbir şeyini düzeltemezsin. Nazardan korunmaya gelince de, nazardan korunmak için... Nazardan, büyüden, bütün kötü şeylerden korunmamak. İşte büyüden korunmayı aslında ahlaklı olarak, ahlaklı. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek korunmaktan bahsettik. Nazar içinde çok önemli ve güzel yöntem var. Bakın nazarın çok farklı yöntemleri var. Ağır nazarlar var, hafif nazarlar var. Hafif nazarlarda bizim günlük olarak başkasının bize nazar etmesiyle ortaya çıkan durumlar olabilir. Ağırlık olabilir, uyuşukluk olabilir, baş ağrısı, göz ağrısı olabilir, kulakların yanması, çınlaması olabilir. Bunlar hafif nazarlardaki hafif etkiler. Bu olduğunda bir tane yöntem öğreteyim size, izleyenlere. Suyumuzu alıyoruz. Tamam. Ay bitirdim ben. Kalem suresinin son iki ayetini okuyoruz. Yazıyorum. Kalem suresinin son iki ayetini okuduktan sonra bu suyumuzdan suyumuzu bardakta üçe böleceğiz. Göz kararı. Diyeceksin ki ben üçe böldüm. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Tamam. Birinci bölümünü içeceksin. Tamam. İkinci bölümünü avucunun içine döküp yüzünü güzelce kulaklarının arkasına bak. Kulaklarının arkası ve şu boyun hizası. Eminimin en hızlı olduğu yer. Kulaklarının arkası, ensene, kafana güzelce süreceksin. Bu ikinci yöntem. Üçüncü yöntemi de birazcık bekleteceksin. Suyu bekleteceksin. Biraz bekledikten sonra tekrar alacaksın. Nazar ayetlerini okumuştuk ya. Şimdi muhafaza edeni okuyacağız. Fatiha ayet birer sefer. Fatiha ayetel kürsi felak nas. Tekrar bunu da içeceksin. Bu ciddi şekilde nazarı sıfıra indirecektir. Allah'ın izniyle. Süper. En hızlı yöntemi ama kalem suresidir. Kalplerimiz güzelliklere çarpsın. Kesinlikle inşallah. Öyle. Rabbim şaşırtmasın inşallah. Her neye inanıyorsunuz bu arada? Hani bir inancı dikte etmek gibi bir şeyimiz yok. Lakin bugün havas ilmini konuştuk. Astral seyahati konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kürşat Berkan. İnşallah güzel bir yayın olur. Bir yayın daha mutlaka istiyorum. Bu havas ilmindeki görünmeyen varlıklar, şu cinler alemini bir anlatalım tam olarak. Nasıl olabilir, korunuruz, evet. Ne yaparız diye bir yayın daha ilerleyen dönemlerde İnşallah, ya nasip. Mutlaka istiyorum. Çok teşekkürler. Allah'ım bütün kötülüklerden, cümle aleme, bütün izleyenlerime beni sizleri korusun inşallah. Tekabbel Allah. Bir sonraki masa sohbetlerinde görüşünceye dek hoşça kalın.